Çok teşekkürler. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni bu haftada sizlerle birlikteyiz. Show TV ekranlarında Vazgeçme programıyla karşınızdayız. Funda Hanım bizimle birlikte yine. Avukatımız Funda Sadık Ahmet. Orhan Bey de yarın bizlerle birlikte olacak. Sevgili kızı, kız babası olmak da zor olur derler. Kızını evlendirdi, Tuğçe'yi evlendirdi. Ona da buradan mutluluklar diliyoruz. Ve yeni haftaya da bu şekilde başlıyoruz. Enerjiyle başladık. Çok teşekkürler. Hem sizin enerjiniz için hem de ekran başındaki Vazgeçme programının çok değerli izleyicilerine çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum hepinize. Bu arada en son bu bir aşının, BioNTech'in bulan kişi Uğur Şahin diyor ki dikkat etmek lazım. Eylül'de yeni bir dalga geliyor. Maskeleri çıkarmış olabiliriz ama yine de sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. El hijyenine çok dikkat ediyoruz. Beni endişelendirdi o yaptıkları açıklamalar ama yine de yani bu yaz biraz artık rahat olacağız ama yine de dikkat edelim ne olur. Gözünüzü seveyim çünkü kimde bu Covid'in nasıl bir tepki göstereceğini bilmiyoruz. Belki altta yatan bir hastalık vardır, bir şey vardır, onu tetikler. Aman aman kendinize çok çok dikkat edin lütfen. Şimdi hemen başlayalım, hızlıca başlayalım. Yılmaz Kadın cinayetini konuşacağız. Mercan neredesin? Biraz notlarım karışmış böyle de. Nasılsın, iyi misin Mercan? Mercan hafta sonu bir Silifke'ye gitti geldi. Gidemedin mi? Gideceksin diye haber geldi. En son öyle konuştuk. Çünkü eşi de gelsin, çocuklarla ilgilensin. Neyse, burada canla başla babasının katilini aramaya, onunla ilgili sorular sormaya devam ediyor. Rukiye hala kayıplarda. Onu şu anda Veli ve Ömer saklıyor ama soruşturma da bir yandan devam ediyor. Biz sorular sormaya, Yılmaz Kadın cinayetiyle ilgili elimizdeki bilgileri, belgeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ve Gamze Sakallıoğlu cinayetinde de Bodrumlu 16 yaşındaki, Allah rahmet eylesin Gamze, biliyorsunuz boğazı sıkılarak çok vahşice öldürülmüş. Yani çok inanılmaz bir nefretle öldürülmüş. Bir kaza eseri de öldürülmüş olabileceği iddia ediliyor ama insan yani birinin boğazını öyle kazayla sıkmaz ya. Yani sıkmaması da lazım. Olmaz yani. Abisi burada, Mefar burada, yengesi Nazlı burada. Şimdi Turcan'la Mehmet Ali geldiler. Bodrum'dalardı. Annem baban tekrar buraya geldiler. Ve elimizde başka bilgiler var dediler. İlk Ramazan'dan şüphelenmişlerdi. Sonra Ramazan'dan şüphelenmiyoruz, Nazlı'dan şüpheleniyoruz demişlerdi. Sonra taktik yaptığından bahsetmişti. Başörtüsünü açmıştı Ramazan buraya geldiğinde Turcan. Turcan sürekli taktikler yapmıştı ama bu kez çok net, daha doğrusu net ifadeler kullanıyor. Diyor ki Ramazan kızıma özellikle gece yarısı saat 23.30'da 24'te annem baban uyudu mu mesajlarını neden gönderdi? O gece acaba yakınlarda bir yerde ve kızımın başına bir şey mi getirdi, sorularını soruyor. İyi güzel de Ramazan o cinayeti işledi diyelim. Neden kızı özenle abisini yatağına yatırıyor, üzerine bir battaniye, onun üzerine yorgan, onun üzerine tekrar battaniye neden seriyor? Ramazan sayar katil. Katil kim olabilir sorusunu bütün iddialarla, belgelerle sormaya devam edeceğiz. Ve sevgili Nuray burada. Nuray'ın kızını aramaya devam ediyoruz. İzmir Emniyet Asayiş de çok yoğun olarak çalışıyor. Şu bizim yayınlarımızda ihbar kabul edildi. Öncesinde senin de başvurun vardı sevgili Nuray. Onun kızı İlknur'u aramaya devam ediyoruz. Kocası Cesur burada olacak ama öte yandan İlknur'un 2 yıllık hayat arkadaşı, sevgilisi daha doğrusu, Recep de geldi. Geldi mi? Geldi. Recep geldi. Recep de çok ilginç şeyler, cümleler kullandı. Çok acayip ya. Evet, çok ilginç. Hatta Recep'in bir arkadaşı, farklı bir arkadaşı bizi aramıştı, asker arkadaşı. O da çok enteresan bir iddiada bulunmuştu. Yani en son kızının kaybolduğu gün, Nuray'ın kızının kaybolduğu, İknur'un kaybolduğu gün Cesur'un siyah bir arabayla gelip İknur'u arabasını aldığını, arkasından da bir yerde yok ettiği iddiasında bulunmuştu. O zamana kadar görmüştü. Yani, evet, Recep de Cesur'u suçluyor. Cesur da diyor ki ben kendimi ifade edemiyorum, tamam konuşamıyorum, evet çelişkili konuşuyorum, tamam evet ama ben bir şey, başına bir şey getirmedim diyor. Recep de ilginç bir adam. Gelsin bakalım neler söyleyecek, onu da çok merak ediyorum ve burada bir anne baba gözümün içine bakıyor. Sevgili Çilem Hanım ve sevgili Abdullah Bey, Adanalılar. Kızları İjdel'i arıyorlardı. Vazgeçmediler kızlarından. Biz de vazgeçmedik. Bir neler oldu? Cuma günü bir hatırlayalım. Bu arada İjdel bulundu. Gözünüz aydın. Bilmiyordun değil mi sen? Gözün aydın. Baba gitti, aldı geldi. Didem Hanım, gerçek mi, şaka mı? Yani birazdan görürsün.
İnşallah. Bulundu. İnşallah seni evladınla kavuşturacağız. İnşallah. Ama cuma günü olanları şöyle bir hatırlayalım. Bakın babası, neydi babasının adı? Mustafa'nın babası Erdal. Erdal. Erdal kameraların karşısına geçti. Ben de ona yayın sonuna kadar bir süre verdim. Ama Sayın Valimiz de, Sayın Hamza Bey de çok ekibi de öyle, jandarma komutanlığı da öyle, Aksaray'daki bütün yetkililere çok çok teşekkür ediyoruz. Ama başta sevgili Valimiz, Sayın Valimiz Hamza Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Cuma günü şöyle bir hatırlayalım. Bakalım neler oldu, neler olacak? Anne kız kavuşunca neler yaşanacak çok merak ediyorum. Tamam, önce Cuma'yı hatırlayalım. Biraz daha bekleyelim mi? Çok az bir şey daha heyecan yapalım. Cuma'yı hatırlıyoruz. Gittiği günden beri hiç aramadı. Ne olur kızım ortaya çık. Kendini bir göster. Suçlanan Mustafa'nın babası Erdal ilk kez canlı yayına bağlandı. Gidem Hanım, benim oğlum haberim olsaydı bu işler buraya varmazdı. Siz nerede yaşıyorsunuz? Oğlunuz yanınızda yaşamıyor mu acaba? Oğlum Ankara'da yaşıyor. Ben Ağcıyor'un Kremlin köyünde yaşıyorum. 21 yaşındaki bir çocuk bir kızı kaçırırsa ailesine, babasına, ailesine haber vermemesini ben çok bulmuyorum. Yani mutlaka haberiniz olduğunu düşünüyorum şahsen Erdal Bey. Sıkıntı zaten orada. Benim haberim olsaydı bu işte buraya varmaz zaten. Sonrasında olmamış mı canım? Peki tamam, kızı kaçırırken haberiniz olmadı. Daha sonra öğrenmediniz mi nerede olduğunu? Dilem Hanım, hiçbir şekilde ulaşamadım. Telefonları kapattı. Hiçbir şekilde olmadı. Zaten ben yanıma gelseydi ben bu şeyleri, bu şeye getirmezdim ben. Kayıp ihlal kimin yanında? Şunu söyleyeyim ben. Muhtarın bu işte bir alakası yok. Muhtar sadece yaptığı dedesiyle beni görüştürmek. Kızımızı dedeyi de görüştürüyor. Yani Muammer Bey, muhtar sizin akrabanız. Aslında kızın nerede olduğunu muhtar biliyor. Muhtarın bu işte hiçbir alakası yok. Kimsenin bu işte bir alakası. Zeynep kim Erdal Bey? Zeynep de annemin amcasının torunu. O zaman yani sizin akrabalar, amcanızın oğlu muhtar, Zeynep, herkes bir şekilde icra ile bağlantıya geçmişler. Anne baba geçemiyor. Onlar geçiyorsa onlar nerede olduğunu biliyorlardır Erdal Bey. İddiaların odağındaki muhtar yaşananları anlattı. Hiç buraya geldiler mi? Köye geldiler mi? Hayır, hiç ben köyde görmedim. Ben adamlara rica ettim, çocuğu verin. Fakat ne yazık ki yani ne çocuğu verme şey oldu ne de başka bir şey. Niye görüştürdün? Ben yemin ediyorum ben bilmiyorum niye şey diyorlar. Sizin çocuğun yerini Mustafa'nın yerini, İcrel'in yerini bildiğinizi söylüyor. Tamam, bilsem ben niye söylemeyeyim, niye saklayayım ben bunu? Şu oldu zaten ben de bilmiyorum. Siz bizim ekibimize demişsiniz ki bana 2 gün süre verin. Neden bana 2 gün süre veriyoruz? Çözeceğim ben bu şey demedim. Sen 2 gün bana müsaade ver diyorsun. Ben 24 gündür işkence çekiyorum. Yarın korkacak bir şeyim yok. Korkacak bir şey yoksa çıkart benim çocuğumu meydana. Evet, bunları yaşadık. Yani bir baba, siz de babasınız. Erdal Bey de Mustafa'nın babası. Bir baba evladının ne yaptığını bilmez mi? Tabii ki bal gibi de bilir yani. Nasıl bilmez yani? Yani en son teyzenin evinde galiba bulunmuş. Bize onu İcrel daha iyi anlatacak. İcrel geldi. İcrel burada. Gözün aydın. İcrel'i çağırayım mı? Ben de çok merak ediyorum niye gitmiş ama bir nedeni var. Ben biraz biliyorum neden olduğunu. İcra gelir misin lütfen kızım? Nerede? Hoş geldin. Anne sana şöyle bir hasret gidersin. Ay tüylerim diken diken oldu. Merak etme, merak etme. Merak etme. İnşallah seni de evladın inşallah kavuşuyor. Canım benim ya, canım benim. Bir yandan Nuray da burada gözyaşı için. O da evladını. Darısı kavuşmak. Onun başına. Darısı senin başına. Çiz Nuray. Ceset var. Ceset varsa suçtan. Kusursuz cinayet.
Yoktur. Şok belgelere ulaştılar. Elimde bir takım sorular var. Cevabını almaya için düdüklüğe dönüyor. Turcan ve Mehmet Halil canlı yayında. Benim kızım kimseye zararı yoktu. Seni parmağıma bu işte. Gamze'nin telefon kayıtları ortaya çıktı. Tüm iddialar onda toplandı. Size bir kurban lazım. Yok öyle bir dünya. Çocuğun telefonunu deseniz şifresini. Ondan başka bilen yok. Suçlanan isim Ramazan canlı yayına bağlanacak mı? Bana saygıyla yaklaşmasının asıl sebebi var. O mesajları Gamze'ye attı mı? 6 milyonun arkasını peşini kim düştüyse... Cinayet gecesi Gamze'nin yanına gitti mi? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Kim tuttu seni? Hatalar yapıyorsun, gerçeğe konuş. Babamı öldüren belli, çıkma karşıma. Sen konuşma. Öldürdün beni babamı. Konuşma diyorum. Yılmaz Kılınç cinayetinde çember daralıyor. Rukiye ortada sıkışınca bir şey... Ay annen seni ne kadar özlemiş. Ne kadar özlemiş Hicle. Gel ben de bir sarılabilir miyim? Hoş geldin. Ne yapıyorsun sen böyle, hepinizi üzdün. Çok merak ettik, senin için çok endişelendik. Sen daha küçücüksün ya, 16 yaşındasın. Ne işin var öyle kaçtın gidiyorsun, evlenmek mevlenmek. Dur bakalım, geç bakalım. Ama özellikle Aksaray valimiz Sayın Hamza Aydoğdu'ya kocaman büyük bir alkış rica ediyorum. Ama ben bence bir alkış da sevgili İjlal'e. Çünkü İjlal bence yaptıklarından pişman, ben onu görüyorum. Pişman olduğunu da biliyorum değil mi? Pişmansın, bunu biliyorum. Kocaman bir alkış da İjlal'e. Evet. Nasıl Zuhal'cığım anne? Biraz kötü mü? Hemen bakalım lütfen, eğer şeyse hastaneye de kaldırabiliriz. Bir bakın, ilgilenin kendisiyle. İjlal, baban önce geldi. Hiç senden vazgeçmedi. Babadır. Yani babaların da mesafeli olduğunu da biliyorum ama senin ne kadar sevdiğini de biliyorum, görüyorum. Deden hele şahane bir adam. Ama orada ekipler de vazgeçmeden seni aradılar. Sayın Valim olayı duyar duymaz zaten talimat verdi. Jandarmada çalıştı. Yayınlarımızda ihbar kabul edildi. Bana anlatır mısın Allah aşkına? Neden evden gittin? Ha canım benim. Ya tartışmıştık zaten. Kiminle tartıştı? Babaannemgille o şeyden sonra tartışmıştık zaten. Neyle ilgili tartıştın? Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece Eden ayrıldığını biliyorum. Hı-hı. Ama ben ses kaydını dinledim orada. Dedenin ses kaydını verdik. Babaanneyle olan ses kaydını vermedim. Ama ben babaanneyle olan o görüşmeyi duyduktan sonra babaanneyle senin aranda biraz... küçük de olsa biraz sürtüşme olduğunu anladım. Hı hı. Hatta onu da ekrandan söyledim. Yayınları takip edebiliyor muydun bilmiyorum ama. Ediyordum Mustafa zaten. Mustafa ile nerede tanıştın? Sosyal medyadan tanışmıştım. Annen sana cep telefonu aldıktan sonra sosyal medyadan, Instagram üzerinden mi tanıştın? Hı hı. O mu sana arkadaşlık gönderdi? Evet. Sen normalde okuyorsun. Yani staj yapıyorsun. Evet. Aslında dedenin sana sözleri çok güzel. Hayallerini gerçekleştirmen için arkanda dağ gibi duran baban, deden, ailen var. Değil mi? Hı-hı. Peki Mustafa ile yani kaçmaya nasıl ikna oldu? Ya ikna değil de şeydik artık. Zaten ben de şey olmuştum. Sıkılmaya başlamıştım herkes bir yandan şey olunca. Bir babaanne bir anlık bir şeydi yani, bir anda oldu. Çünkü sabah şey. Staja gidiyorsun. Adana'da bir yerde staj yapıyorsun. Sonra oradan ayrılıyorsun. Görüntülerin var, hatta onlara da girebiliriz bir yandan Hakan. Girebiliriz onlara. Ve ondan sonra birden... Yani aniden mi gelişti bu? Yoksa evet, öncesinden aniden. Yok, önceden bir şey yoktu zaten. Aniden oldu bu. Peki Mustafa'yı daha önceden hiç yüz yüze gelmiş miydiniz? Hayır. Şaka yapıyorsun. Tanımadığın, hiç yüz yüze gelmediğin bir insanla iyi cesaret ya. Ya bambaşka şeyler de başına gelebilirdi. İclal, ne yapıyorsun sen? Ya Mustafa çok farklı bir, yani şu anda o da hata yapıyor. Seni götürdü, bir sürü hatalar yaptı ama biz orada yetkililerle de konuşuyoruz. Çok da şey bir aile değil yani. Başına bambaşka kötü şeyler de getirebilirdi seni. Ne zamandır yazışıyordun Mustafa ile peki? 9 ay oldu. 9 aydır yazışıyordun. Hiç yan yana gelmediniz. Peki sen annene babana bir kızgınlıkla
gidiyorsun ya böyle evden gidiyorsun. Daha doğrusu babaanneye kızgınlıkla evden gidiyorsun ya. Ama onun öncesinde babaannenin sana baskı yaptığını Abdullah Bey'e söylemedin mi? Yok, şey yapmamıştım, söylemedim. Onu da üzmek istememiştim zaten. Babanın, şey ama bak, baban istemedim. Daha çok üzüldü. Evet. Ya baban her şeyi paylaşıyor. Yani mesafeli bir adam görüyorum. Belki duvarları olan bir adam da olabilir. Sonuçta baba keşke böyle olmasa ama Türkiye'de maalesef böyle bir şey var. Biraz mesafeli oluyor erkekler. Ama annenle paylaşabilirdin. Heh. Şimdi ben bu konuyu annemle görüştüm Didem Hanım. Tamam. Annemin, evet. Annemin demek istediği şu. Hı-hı. Ben ona burada onun sözcüsü olayım. Evladı olarak değil yani sözcüsü olarak. Hı-hı. Başta anne olmayınca bütün annelik duygusu şu anda annemin üstünde. Evet. Savunma duygusu annemin üstünde. Başına bir şey geldiği zaman, yani bu kaçma olayı değil. Biliyorum. Evdeyken bile en ufacık bir yeri kesilse hesap sorulacak ilk insan annem olduğu için. Çilem Hanım iyiymiş, ben görüyorum, izleyiciler de görüyor ki anneni buraya alalım. Bu arada o görüntüler ve tekrar buluşma görüntüsü, tekrar girelim annem buraya gelirken. Girelim onu Hakan. Çilem ya, iyi değil mi ama sevgili Çilem? Çilem normalde duygularını belli etmeyen bir kadın. Günlerce zar zor ağladı. Çok da rahat belli edemiyor. Evet. Seni görünce bir duygu boşalmış oldu. Haklı olarak yani. Tamam, girelim. Çilem Hanım'ı da buraya doğru alalım. Çilemciğim gelir misin canım? Gel tatlım buraya. Gel. Girelim görüntüleri de. Nerede? Hoş geldin. Anne sana şöyle bir hasret gidersin. Ay tüylerim diken diken oldu. Merak etme, merak etme. Merak etme. İnşallah sen de evladın inşallah kavuşur. Canım benim ya, canım benim. Bir yandan Nuray da burada gözyaşı için. Dile kolay, 29 gün sonra evladına kavuştun Çilem. Çok duygularını günlerdir seninle burada konuşuyordum. Çok rahat bile konuşamıyordun. Tamam, yayın heyecanı da olabilir, her şey olabilir ama evladını karşında görünce. Evet, evet Didem Hanım, çok heyecanlıyım. İyi misin aşkım benim? Evet, şimdi şu anda iyiyim. İyi, şükürler olsun. Çok mutluyum. Gözün aydın. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ne demek, ne demek. Oh, oh, onu güzel güzel öp ya. Minnacık zaten 16 yaşında ya. Kendini hemen genç kız zannediyorlar, büyümüş zannediyorlar. Tabii genç kızsın da daha onlar için bebeksin yani. Evde biraz sıkıntılar yaşıyormuş. Babaanne tabii, onun babaannede de sorumluluk var. Anne başka çok. Bir yerde, ya baba çalışıyor. Babaanne de onun sorumluluğuyla biraz tabii şeyle kurallar koymuş olabilir. Biraz sana sınırlar çizmiş olabilir. Bunlardan annene bahsettin mi peki? Yok. Neden? Hiç konuşmaz mısın sen? Anlatmaz mısın dertlerini? Neden? Bilmiyorum, anlatamıyorum yani, ifade edemiyorum kendimi. Ama bence çok da akıllı bir çocuksun, belli yani. Peki Mustafa'ya beraber, ben senin yanına geleceğim, Mustafa'yı sen mi aradın? Bak onu koruma. Evet, ben aradım. Hı? Ben aradım. Nerede buluştunuz peki? Adana'da mı? O Adana'ya mı geldi? O dükkana geldi. Senin, o nerede? Ankara'da yaşıyor. Hı-hı. Senin dükkanı Adana'ya geldi. O zaman bir hazırlık var demektir. Bir anlık kararlı olan bir iş değil bu. Yok, hiç konuşmamıştık zaten. Telefonda elimde olmayınca. Hayır, bak, bir anda oldu her şey. Onun az ceza alabilmesi için dikkatli konuştuğunu farkındayım ama hata yaptıysa da cezasını sonuna kadar yok, çekmesi hayır, gerekir. Hiç şey değil zaten. Eğer elimden bak, babaannem telefonu alınca hiç iletişimimiz de koptu. Ne zamandan bir iletişiminiz yoktu? 3 gün sonra falan telefon elimden almıştı zaten. 1 gün 2 gün konuşmamıştık. İkinizi mi yakaladı, konuşurken mi yakaladı? Evet. Ha, yakalayınca tepki mi gösterdi? Peki bunun haberiniz var mı Abdullah Bey? İşte ben bunu annemle konuştum. İclal ders çalışmak için odaya girmiş. Evet. O arada işte annem abdest almak için lavabonun oraya geldiğinde İclal telefonu atıyor. Annem de bunu görüyor. Orada işte telefonu alıyor. Birbirleriyle işte artık sürtüşüyorlar bir şey mi? Tamam. Yani birinde koruma içgüdüsü var. Çünkü doğru. Anne yok yanımızda. Baba zaten dışarıda çalışıyor. Başına evet. Bir şey gelecek olsa ilk hesap sorulacak kişi. Bizden önce babam zaten anneme hesabını sorar. Öyle, bu kızın işte şurası niye kanadı diye.
Çünkü biliyorsunuz az çok babamı tanıdınız. Ben babaanneyle dedenin sorumluluğunu anlayabiliyorum ama tabii o sırada da işte keşke annenle babanla biraz daha paylaşsaydın. Şimdi zaten gitmeden işte yani kendi de burada ben her fırsatta kendiyle konuşurum. Ben arkadaş gibiyim kızımla. Hı hı. Yani diyemez ki babam benimle hiçbir zaman bu konuları konuşmadı. Her evet. zaman derim mutlaka olacak ama zamanı gelecek de olacak evet, bir şeylerin. Kesinlikle öyle. Ve bir cahillik. Şimdi şeyi merak ediyorum. Sen o sırada evet, o süreci de merak ediyorum. Seni aldı orada beraber Ankara'ya mı gittiniz önce? Yok hayır. Nereye gittin? Babasının evine gittik. Aa, Erdal Bey biliyor yani. Baştan şey. Beri baştan babasının beri babasının eli ya. Varmış. Ya işte. Erdal Bey'in haberi yoktu. Uğraştırdı uğraştırdı Aksaray, bizi. Aksaray otogarından alıp köye götüren, köyde oradan oraya saklayan komple babası. Baba mı peki bu kadar seni saklıyor? En azından araması lazım yani ben babana bir arayayım haber vereyim. Niye bu kadar seni sakladılar peki? Sen onlara ne söyledin? Ya ilk önce şey demiştim zaten. İlk önce korkma şeyle kimseye söylemeyelim, kimse şey yapmasın demiştim. Sen oraya evlenmek amacıyla mı gittin? Hayır, evlenmek amacıyla. Niye bu kadar bu adam Erdal Bey seni sağda solda saklıyor? Hangi akla suç işliyor o zaman? Yani. Ha? Hiç bilmiyorum. Ya sen Mustafa ile evlenmek amacıyla gitmedin. Yani şey amacıyla gitmiştim ne, zaten. Amacını tattın benim. Birazcık kafa toparlamak amacıyla şeye gitmek amacıyla gitmiştim. Ama. Peki o sırada Erdal Bey sana teklif etmedi mi? Annenle babanla konuşalım ya da işte seni onlarla demişti. Görüştüreyim. Sen kabul etmedin. Ben kabul etmemiştim. Ama seni sağda solda Erdal Bey saklıyor. Erdal Bey suç işliyor. Suç işledi o zaman. Bununla ilgili siz şikayetçi olacak mısınız peki? Tabii ki de. Ben bence şimdi de olun yani. Kusura bakmasın. Erdal Bey'le, bir de ekranda bize yalan söyledi olacağım. Yani. Bilmiyorum da şöyle yapmıyorum. Haberim yok ona yok. Valla yalan söylediyse yani iyi niyetli değildir demektir. Bence şikayetinizde bulunun yani. Bulunacağım zaten. Kesinlikle yani ben bulunun. Hem ondan hem evinde yakalanan kız kardeş teyzesim artık kimse ondan. Hı hı. Yani şimdi, bir de teyze Erdal Bey'in yanında bir arkadaşı daha varmış benim kızımı almaya giden. Onu da ben kamera kayıtlarından bulduracağım otogar girişin çıkışında. Peki sen 29 gün boyunca nerede kaldın işte? Tanımadığın insanlar, hiçbir araya gelmediğin insanlar. Nasıl güvendin ya? Sana nasıl davrandılar? Yok, iyi davrandılar. Yani ben zaten ilk gittiğimde bir hafta falan hı. hastaydım, yatıyordum. Evet. O ara şey iyi davrandılar yani şey yapmadılar öyle kaba bir şekilde. Kaç yaşında bu Mustafa? 21. Ne iş yapıyor Mustafa peki? Tır servis şeyinde tırların bakımlarıyla falan hep ilgileniyor. Tırların bakımlarıyla ilgileniyor. Senin bir evlenmek gibi niyetin yok. Hadi bir gün iki gün kafayı dağıttın. Sonra seni niye haber vermediler annenle babana? Sen daha 16 yaşındasın. Didem Hanım madem kafa dağıtacaktı bize haber verseydi evet. biz de onu kendini başka bir yere götürürdük. Kaçıp gitmesine gerek yoktu. Evet. Biz bir anne baba olarak bizim çektiğimizi şu kaç gündür beri belki hiç kimse çekmedi. Çok zor bir çok şey. Çok ağır bir şey canım. Çok İclal, ağır bir şey. İclal gitmeden önce evde şu plan yapıldı. Kardeşi Mehmet Ali Anıtkabir'i çok istiyordu. Tabii İclal'in bu plandan haberi yok. Aa. Babam ve annem okul kapandığı gün karnelerini alıp Anıtkabir'e mi gidecektiniz? Anıtkabir'e götüreceklerdi. Yani babam gönlümdeki dün, yeriniz ayrı o zaman. Babam geçen gün şuramda kaldı dedi. Diyemedim çünkü dedi eve gelmedi dedi. Hay Allah. Bak planlar yapıyormuş annem yani, baba. Annem, gezme dersen babam ve annem tam annem biraz rahatsız bir bayandır. Hı hı. Yaşın verdiği rahatsızlıktan dolayı. Evet. Yürüyemez fazla. Ayaklarında sıkıntı var ama babam nereye gidilecekse gerekirse omzunda götüren bir insan. Hem annemi hem çocukları. O derecede bir insan. Yani iyi kötü belki hı hı. babamı tanıdınız burada. Evet. Yani gezme konusu olsun başka konular olsun her yere giden bir insan benim babam. Hiç esirgemez yani o konuda. Dünyanın öbür ucu dese yine götürür çocukları. Şimdi dede aslında telefona bağlanacaktı fakat dede bağlanıyor mu arkadaşlar? Rahatsız. Rahatsız mı konu? Dişi, suratı şişmiş vaziyette. Hı. Kaç günden beri zaten bu olaydan Mustafa'nın dolayı. Mustafa'nın babası da Erdal da telefonlarını açmıyormuş. Bir de ona bir çift sözüm var yani. Mümkünse açsın yayını da izliyorsa. Telefonu açmamak. Erdal Bey yalan söylediniz bize. Telefonu açmamak bir çözüm değil Dinam Hanım. Evet, hukuken gereken yapılsın bir an önce rica ediyorum yani. Yani ben sonuna kadar o insandan şikayetçiyim tamam. Mustafa da bir cahillik yaptı. Herkes kendi bedelini çekecek. Ben nasıl burada 29 günden beri ağlayamıyorum ve şurama gırtlağıma çöküyorsa hı hı. bazı şeyler. Şimdi bazı onların ihbarlar, da çöksün gırtlağına bazı ihbarlar gelmişti. Mustafa'nın bazı genç kızları kaçırdığı, yanlış mı hatırlıyorsam evet, evet. kaçırdığı, arkasından işte bunları için kullandığı ailenin daha doğrusu bu tür iddialar vardı. Sen peki 29 gün boyunca herhangi böyle bir şeyle karşı karşıya kaldın mı? Böyle bir Hayır, baskıyla? Hayır, hiçbir şey olmadı. Zaten ayrı ayrı yerlerde kalıyorduk, geri geliyordu.
Ben ilk önce gidiyordum, kahvaltı yapıyordum. Ondan sonra ben çıktıktan sonra o gelip kahvaltı yapıyordu. Ama hiç... o iyi niyet göstergesi değil biliyorsun yani. Görmüyorduk. Yani 29 gün boyunca annenin babasından seni saklıyorsa ve bunu ekranda da biz o şeyleri de size veririz. Yalan söylüyorsa sonuna kadar neyse adalet önünde hesabını versin. Telefon altında dedem varmış. Dede ne tatlı bir adam. Alo, hatta mısınız? Didem Hanım, iyi günler. Teşekkürler, gözünüz aydın Mehmet Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Başta Aksaray Valimiz, Jandarma Alay Komutanımız ve sizler olmak üzere. Bütün ekibinize teşekkür ediyorum. Gece ben de oradaydım. Sağ olun, çok teşekkürler. Ama siz de çok iyi bir dedesiniz. Gel, eşiniz de öyle. Eşiniz de başka kaygılarla bunu yapıyor. Ben onu anlıyorum ama maalesef baskıdan dolayı evden ayrılmak istediğini söylüyor. Hayır, şimdi torunum orada birazcık doğruyu konuşmuyor. Mustafa'yı korumak yani, için mi yapıyor? Yani şimdi biz 21 Ekim 2017 tarihinden bu tarafa, hı hı, bunlara öyle bir kol kanat gerdik ki ne annesi ne babası bu kol kanadı yeremezdi. Evet. Ancak benim torunum orada babaanneyle sürtüştüm demesi, hı, hem babaanneyi yıktı hem de beni yıktı. Yani bizim bu 5 yıllık emeğimi... Size değil de yani biraz tabii şey, o baskıdan, hafif bir baskıdan bunu aldığını söylüyor. Öyle demeyin. Hayır, hayır. Ona en ufacık bir baskı yapıldıysa benim yılların vermiş olduğu görevi boşuna yapmışım demektir. Hı hı. Ama biz üzüldük. Bulunduğuna da sevindik. Merak, siz onun yanında kalmaya devam edin. Çok da güzel, onun hayalinin gerçekleşmesi için yanında olacağınıza ben eminim. Gençler böyle hatalar yapar, çocuklar hatalar yapar. Onlar önemli olan o derslerden, yani yaşadıklarından ders çıkarmış olması. Siz ne olursa olsun, yani bence çok şanslı biri İclal. Siz de onun arkasında duracağınıza ben eminim. Şu anda biraz ekranda söylediklerinden dolayı biraz kırıldığınızı görüyorum ama ne olur kırılmayın. Çünkü bazen gençler kendi içinde bir şeyler yaşar ve biz onları farkına varamayız. O da kendi içinde kırıldıysa aile, bizim her şeyi sormayacağım ben burada. Daha detaya girmeyeceğim. Aileyi çok da fazla böyle şey yapmak istemiyorum, dağıtmak istemiyorum. Kendi aranızda konuşup halledebilirsiniz. Ben ona yürekten inanıyorum. Şimdi ben izniniz o günü konuşmak istiyorum. Şimdi sen yakalanmasaydım yayınları izliyormuşsun ve kafanın çok karışmaya başladığını söylemişsin ekibime. Ben işte Mustafa'ya hatta beni karakola bırak diyecekmişsin, doğru mu? Evet, diyecektim. Neden kafan karışmaya başladı peki? Çünkü olayın bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmemiştim zaten. Hmm. Zaten demeyi de düşünüyordum artık. Zaten Mustafa'ya da demiştim, çemberimiz yavaş yavaş daralıyor, farkında mısın demiştim. Evet. Eğer ki şey olmasaydı zaten ya hafta içi ya da hafta sonu falan ben çıkmayı düşünüyordum. Peki kafanı dağıtmak için gittiğin evde, ben hala o sözü senden alacağım o cümleyi. Çünkü sadece kafanı dağıtmak için birinin evinde 29 gün kalmazsın. Mustafa'yı korumak için, kafayı dağıtmak için sağda solda en son teyzenin evinde bulunmuşsun İclal. Yani anladın mı? Kafayı dağıtmak için öyle teyzenin evine, Erdal'ın evine, onun evine gidiyorsan Mustafa seninle evlenmek istemiş. Belli yani, değil mi? Evet mi? Yani. Değil mi? Evet. Aynen. Şimdi zaten biz... Bir dakika, onu bana söyler misin? Mustafa sana evlenme teklif etti mi? Etmişti. Heh, tamam. Bu bir suç yani. Bunu bilsin. Sen de bil yani. Hatta Mustafa sana çıkarken seni sevmeye devam edeceğim, seni bırakmayacağım demiş ama sen ona bir şey dememişsin. Neden demedin aşkım? Kafam çok karışıktı o zaman da, hiçbir şey demedim zaten. Öyle sustum sadece. İyi yapmışsın. Daha yeni sosyal medyadan ne kadar tanısan bile insan bir araya... Bu her şeyin bir zamanı var, bir okulunu bitir. Tabii ki evleneceksin, yuva kuracaksın. Ama her şey zaman içinde olacak. Sosyal medyada tanıştığınız insanlara lütfen güvenmeyin. Çünkü hangi amaçla sana yaklaştıkları hiç belli olmaz. Tamam, Erdal babası, annesi çok büyük hatalar yapmış. Böyle kolay mı ya? Kaçıncı yüzyılda çalışıyor, şey yaşıyoruz? Alıyorsun kızı sağda solda gezdiriyorsun. Sanki sen bir kilo domatessin yani. Sen bir cansın, senin bir annen var, bir baban var. Yıllarca sana emek vermiş insanlar var. Öyle kolay değil yani. Üstelik bir de emanet. Bir de emanet yani. Dede yenene emanet. Aynen öyle kızım. Onların emek verdiği kadar Didem Hanım biz veremedik. Bizim emeğimiz yok. Yani bir gerçekten annemle bir babamın verdiği emek kadar bizim yok. Çok kendini fedakarlık yaptı. Nene dersen öyle. Evini açtı, okulunu gösterdi, her gün iş yerine gidip geldi. Hani bu şekilde vermemesi gerekiyordu. Elde ne var, senin elinde ne var? Nasır için, Nasır tutmuş ellerim. Annesi de şey, kına iyi geliyor diye kına yapmıştı. Göster bakayım ona, göster bakayım. Kaldır kaldır. Nasır için kına, anne tedavi ettirsin. Neden Nasır oldu? Neden Nasır oldu bu arada, evet. Bilmiyorum, gittikten sonra ben çok ateşim vardı zaten. İlk bir hafta falan ben yatmıştım. Ben bir izninle Nasır'a gözümü de takacağım.
Yani gelin beraber bakalım. Merak ettim. Çalışınca nasıl olur diye düşündüm. O yüzden. Diğer elinde kına var mı? Hadi evet. Göster. Ya ben ya özür dilerim. Gösterir misin? Gel Ahmet, gel gel. Gelsene Ahmet. İcler bizi kandırma ya. Yok gerçekten öyle şey yapmıştım. Tamam hadi bu elinde nasır var aşkım benim. Bu elinde de mi nasır var? Burada iki tane çıkmıştı. Burada da şurada çıkmıştı. E altları niye sürdü buralara o zaman? Kına yapsaydı. Buraya niye kına yaptı? Sana kına gecesi yapmışlar ya. Bilmiyorum. Ha? O zaman da yatıyordum zaten. Bak bir şey söyleyeceğim. Sana yani buralarda nasır varsa bu bölgeye yapar. Kınanın da nasır iyi geldiğini duymadım ama bu bölgeye yapar. Tamam mı aşkım benim? Seni cilt doktoruna götürselerdi. Buralarda kına... Bayağı seni baş gözetmeye çalışmışlar bunlar. Biz ısrarcı olmasak. Yok o zaman da hastaydım zaten. İşler doğru söyle ya. Yok şey yapmadık yani öyle. Bir şey olmadı. Tabii ki bir şey olmasın. Olmasın yani zaten. Kına nedir ya? Kına bir ritüeldir. Evliliğin ön adımlarından biridir. Kına gecesidir. Sen annen baban olmadan 16 yaşında evlenmeye karar veriyorsun. Gidiyorsun tanımadığın bir kadın, 29 gündür tanıdığın bir kadın... Hadi Mustafa'yı önceden tanıyorsun. Senin eline kına yakıyor. Sen de evet diyorsun. Biz yakacak olsak belki itiraz ederdi. Heh. Bence İstemiyorum de. Anne oje süreceğim derdi. Ya. İcral doğruyu söylemiyor şu anda tabii. Bence de. Ne istiyorsun İcral sen peki? Mustafa'yla bundan sonra görüşmeyeceksin inşallah. Yok şey yapmayacağım bundan sonra zaten. Hı? Yok görüşmeyeceğim. Peki dedenin de ısrarla şey dedin. Şikayetini geri çek, şikayetini geri çek. Neden söyledin? Bunu kendi rızanla mı söyledin? Mustafa baskı mı yaptı sana? Yok, kendi rızamla söylemiştim. Neden peki şikayetini geri çekmesini istedi? Çünkü şeydim, çember yavaş yavaş daraldı, şey oldum böyle ben de bunu almaya başlamıştım artık şey olmaktan. Peki çember daralmaya başladıkça, biz burada ısrarla yayınlara devam ettikçe, özellikle annen geldikten sonra ben bu yayınlara devam etme kararı aldım. Tamam, siz de görüyor muydun? Yayınlarda görüyor muydun? Peki aramak hiç aklına geldi mi kızım? Hayır. Annem gelmiş, babam orada, onlar orada perişan. Hiç aklına geldi mi? Gelmedi değil mi? Sen burada hesap sormayın, sonra konuşursunuz. Çok kızmayın. Ama haklı annem babam biliyorsun değil mi? Çok haklılar yani. Bundan sonra ne istiyorsun peki sen? Nasıl bir hayat istiyorsun? Yani çalışmaya devam edeceğim. Hı. Çalışmaya şey yapmaya devam kesinlikle edeceğim. Kesinlikle okuluna devam edecek İdam. Bence de öyle. Kesinlikle yani. Bak senden en büyük isteğim o. O okul lütfen isterse 10 yılda bitsin. Hı. O okuluna devam edecek. Yani dedesi ve babaannesi ve diğerleri hayattayken bu yaptığını yıllar sonra aklına gelecek. Yıllar sonra yaptıklarıyla bu yaptığını affettirip beni utandıracak. Ben başka bir şey demiyorum. Bence de bu yaşadıklarından ders çıkartabilecek kadar akıllı bir insana benziyorsun. Aynen. İnsanlar hata yapabilir. İnsanlar önemli olan yaptığı hatalardan ders çıkarmak. Ama gördüğüm kadarıyla sen ders çıkartmışsın. Ama bundan sonra babanla dedenle beraber mi yaşamak istiyorsun? Annenle mi yaşamak istiyorsun? Yani şimdilik annemle beraber kalsam daha iyi olacak bana. Hı. Annenle mi kalmak istiyorsun? Hı hı. Şimdilik annemle kalmak istiyorum. Kafamı toparlamak istiyorum. Annemle birazcık dertleşmek, sohbet falan etmek istiyorum. Ama babanla da dertleş, biraz sohbet babamla et. Babamla da zaten arıyorum, şey soruyorum onu da. Abdullah Bey biraz anneyle beraber yaşasın. İzin benim verirseniz. İçin fark etmez. Annesi, biz ayrı olabiliriz. Tabii annem isterse. Bize, ben her zaman şunu savundum. Yani ilk ayrılan çift biz değiliz. Tabii ki. Görüyorum bazı ayrılan çiftler düşman oluyorlar birbirlerine. Yok siz iyisiniz. Ya ben düşman olamam. Hem eski eşim... Hem de dayımın kızı. Biz kesinlikle düşman olamayız birbirimize. Çünkü 3 tane çocuğumuz var. Yani İcdal'den sonra 2 tane daha benim aslan gibi oğullarım var dışarıda. Belki gördünüz, belki görmedim onları öyle mi? Görmediniz. Kaç yaşındalar? Oğlum 12 yaşında, ufak 8 yaşında. Daha çok küçük. Cuma gününden beri kapının önünde bekliyor Mehmet Ali. Şimdi ekibin arabalarını tanıyor. Ya araba geldikçe... olduğu için şu anda biz onları ekrana çıkartmak istemiyoruz. Teşekkürler. Ama dışarıda bir kucaklaşma olacak, onu biliyorum. İcral dedi ki annem isterse, duydun değil mi? Evet. Sevgili Çilemciğim. Annem isterse ben gidip onunla beraber kalmak istiyorum. Diye. Tabii ki Didem Hanım, ben evladımı da dışarı atmayacağım. Hı. Nereye istiyorsa orada kalacak. Siz evli misiniz? Efendim? Siz bir birlikteliğiniz var mı? Yani evli misiniz? Hayır. Ha değilsiniz. Ailemle yaşıyorum. Ailenizle yaşıyorsunuz. Hı-hı. Tamam, beraber birbirini sırt sırta verirsiniz anne kız. Çünkü İcral'in öyle hayalleri var bildiğim kadarıyla. Ben söyleyeyim hayal. Sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim? Söyleyebilirsin. Söyle, izin verir misin? Hı
Sizle beraber Tarsus'ta bir ev tutup orada yaşamak, sizle beraber yaşamak istiyor. Sizle beraber kalmak istiyor. Benim de aracılık etmemi istediği için ben de böyle arabuluculuk yapayım dedim. Kabul eder misiniz bunu? Tabii maddi imkanlar nedir ne değildir onu bilemem. Bunun için belki biraz zaman gerekir. Ama sen de bundan sonra lütfen her şeyini ailenle, annenle, babanla paylaş olur mu Hicler? Evet, evet. Evet, çok naif ya. Allah aşkına ya. Çünkü evden kaçmayı düşünen genç kızlara benim konuşmam bir şey ifade etmiyor. Bal beni ekrandan. Hicler, onlara ne tavsiye edersin? Nasıl yani? Evden sen bir hata yaptın. Ama senin gibi evden kaçmak isteyen kızlara kaçmayı tavsiye eder misin? Hayır. Neden peki? Ya gün geçtikçe pişman oluyor. Evet. Pişman oluyoruz çünkü. Kimse anne baba strese gibi... Strese giriyoruz durduk yere. Kimse anne baba gibi de olmaz. Ondan. Tamam mı? Gel sana sarılayım, seni uğurlayayım. Gözünüz aydın ya. İcrere bir kocaman bir moral alkışlıyor. Annemden ayrılma, tamam mı? Yoluna çık olsun, okulunu bitir. Hatta bence deden de seni çok seviyor. Sana yer açacakmış. Ne okuyorsun sen? Güzellik, kuaför, güzellik uzmanı. Süper işte. Gelirsem nerede? Adana'da mı yaşıyor? Tarsus'ta mı? Belki saçımı da yaparsın. Olur mu? Kardeşim de kuaför için. Geç bakalım. Gözünüz aydın vallahi tekrar. Sağ olun. İnşallah bundan sonrası iyi olur. Çocuk da çok fazla baskı yapmayın, olur. Tamam. Kız yani kendi aranızda konuşabilirsiniz. Bazı detaylara girmek istemedim ya. Yoksa olay başka yerlere gidecek. Her şeyde yayın ve reyting değil. Sizi bir baş başa bırakacağım. Bir hasret giderin. Olur mu? Ben çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Valimize, Aksaray Ağaçören Karakol Komutanı ve onun silah arkadaşlarına, İcanlarma Komutanımıza, bütün ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani Didem sağ Hanım, salim, ben de çok teşekkür gördük, ediyorum. Ay ne demek. Rahatladık. Allah razı olsun. Gözün aydın. Korkut sağ olun sizin sayenizde. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Ne demek gözün size aydın. Size ve ekibinize. Ne demek. Çok teşekkür canım ediyorum. Benim. Canım gözün aydın. Gözün aydın. Şimdi Nuray gözün içine bakıyor. Çok üzgün olduğunu i̇nşallah, biliyorum. İnşallah. Dersten Nuray'ımıza. Evet, Nuray inşallah. Ablaya. Tamam. İnşallah. Evet. İknur'la ilgili cuma günü ne konuştuk onu hatırlayalım. Dışarıda bol bol hasret giderim. Tamam. Bilmiyordun, sana sürpriz yapalım dedim. Çok teşekkür ederim ama çok heyecanlandım. Evet biliyorum, aynen öyle. İknur'la ilgili cuma ne konuştuğumuzu hatırlıyoruz şimdi. Aşkım benim gözüm. Kimsin sen? Kim tuttu seni? Dışarı çıkmayı vuracağım, ben mafyayım. Paşa'dan akılları karıştıran hareket. Dün Paşa ortalığı birbirine kattı. Dedi ki ekibimize, %100 gerçek, İknur'u gördüler demiş. 2 Haziran'da Karabağlar'da bir petrolde görülmüş. 4 Haziran'da aynı yerde görülmüş. 5 Haziran'da aynı yerde görülmüş. Ondan sonra markette elinde oyuncak ve kıyafet varmış. O kadar, yani bunu da bize kim söylüyor? Bu arayan kişi de senin ablanın akrabasıymış. Her yere baktık, oradakilerle konuştuk. İkisinde, dördünde, beşinde İknur orada gören yok. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ne yapmaya, akrabaların sen ne yapmaya çalışıyorsun gerçekten? Ben bir şey yapmıyorum sadece. Ondan sonra neden gözünün üstüne yükleniyorsun? Babamı aramışlar. Babanı kim aramış? Ya o gören şahıs telefon numarası bana attı. Kontrolüm olmadığı için ben numarayı şey attım, Paşa'ya attım. Aradı, konuştu, hatta şeyle de konuşmuş. O anda aramış, onu konuşmuş, etmiş. Yani hiç sevinmemiş. Hani böyle bir... Niye sevineyim ya? Hani biliyorum, hani her şeyi biliyormuş gibi. Niye sevineyim? Bana böyle şey, bunda bir iş var Cesur dedi bana dedi. Recep günler sonra yayına bağlandı. Notları falan kaldırdığın bilgisi bana geldi. Neden kaldırdın onları? Daha geçen hafta çıkarttım abla. Asamıyorum ben. Anladın mı? Niye asamıyorsun? Yok. Abla şimdi ne olacağı çıksın da ondan sonra asayım dedim. Beraber asalım. Çıkarsa ne demek ya? Çok ya sorun. Şimdi ben umudu kesmişim, anladın mı? Bir şekilde ulaşırdı abla. Canlı yayında şok ihbar. Şöyle bir ihbar geldi. Bak senin bir arkadaşın söylemiş. Askerlik evet. Arkadaşın. Cesur İknur'un kaybolduğu tarihte bir araçla, ona benzeyen bir araçla bindirip götürmüşsün kızı. Hayır, Cesur. Yalan. İknur'un kaybolduğu tarihlerde Cesur siyah bir arabayla İknur'u bindirip nereye götürdün Cesur? İşte buyurun. Duydu mu? Tamam, bir dakika, soruyu duydu da düşünüyor.
Öyle bir şey hatırlamadım çünkü hatırlamasında da öyle bir şey yok zaten. Ben Adana'dayım. Oradan benim bir arkadaşım o görüşmek istemedi, aramak istemedi. Beni aradı, rica et. Sadece dediği bu. Hani Siyah önce iniyor, bir 10-15 saniye kadar bir konuşma oluyor. Ondan sonra bindirip götürüyor. Ve ondan sonra bu kız kayboluyor zaten. Evet sevgili Nuray da kızı İlknur'u arıyor. Biz de öyle İlknur'u arıyoruz. Diğer damadı Allah rahmet eylesin, damadının ablası da burada, sevgili Suat da burada. İlknur'u aramaya devam ediyoruz. İzmirli İlknur'u aramaya devam ediyoruz. 27 gün oldu. Çok uzun zaman oldu. Neden çıkmıyor bu Didem Hanım? Ben artık... Hiç aramıyor. Hiçbir şekilde ihbar gelmiyor. Zamanda ilerledikçe Nuray da çok perişan durumda. Kızı İlknur'dan bir haber almak istiyor. Şimdi biz İzmir Emniyet Müdürümüzle Sayın Şahne ile görüştük. Asayiş Şube Müdürlüğü ile görüşülüyor. Asayiş Şube Müdürü, Sayın Müdürümüz, ekipler çok yoğun bir şekilde şu anda İlknur'u arıyor. İnşallah bir an önce seni de evladından inşallah hayattadır ve kavuşturur sevgili Nuray. Sevgili Nuray. Çıksın yani ufacık bir iz ya. Bu insanlar yok mu? Yani bir gören yok mu? Bir duyan yok mu? Allah rızası için ya. Neredeyse be Allah rızası için. Kalk, kim kapattıysa, kim ne attıysa ne olur çıkartın artık ya. Yeter, yeter artık. Artık uyku uyuyorum bak, inanır mısınız? Uykuyum, kızım rüyama girsin belki yerini görürüm diye. Psikolojim ya tamamen gitti. Uykuyum gündüz gece. Belki rüyama gelirim, beni söyler nerede olduğunu diye. Artık şaşırdım, ne yapacağım? Hiç mi gören yok, hiç mi duyan yok? Tamam, birazdan zaten görüyorsunuz görüntüleri de. Bir yerde gördüyseniz ya da bir şey biliyorsanız onun kaybıyla ilgili yalan söylüyorlar, yalan. Herkes yalan söylüyor. O gün de cesurlarını görmüş ya, öyle bir şey yok. Gitti kardeşim konuştu, iki ay önce görmüştüler orada İlknur'u. Nerede anlamadım. Cesur bir gelsin mi daha konuşalım. Tamam, o benzinlikte görülmüş ya sözde İknur. Evet evet öyle. Öyle bir şey yok. Yok o yanlış yok. Bir ihbar. Evet yani Cesur'un akrabaları öyle söyledi i̇ki, de. İki ay önce de görmüşler onu. Yok öyle bir ihbar maalesef doğru değil. Kocası Cesur gelsin, sonra Recep de burada olacak. Cesur gelir misin lütfen? Ya ne şeydir ya, bu nasıl şeydir ya? Cesur. Cesur en son senin akrabalar, ablaların tanıdıkları falan filan ya dediler ya. Bir benzin istasyonu oralarda bir yerde biz onu gördük mördük falan. O ihbar yalan yani. Oralarda yok yani. Öyle bir şey yok. İlknur ortalıklarda yok yani. Kardeşim gitti özellikle o kızla konuşmaya. Ergün bak isterseniz bağlatın. Yok öyle bir şey. Ergün'ü ben gönderdim. Git bak dedim orayı araştır. Dayısını dedim yani. Evet. Ha. Hani buna emin olalım görmüş mü etmiş mi diye. Biz Ergün'le konuştuk. Dün değil evvelsi günü. Cumartesi günü müydü? Pazar günü müydü? Gittim dedi, telefondan mı konuşmuş yoksa kızdan yoksa... Kızın yanına gitmiş. Kızın yanına gitmiş, kızla yüz yüze konuşmuş. Ya hayır demiş, biz onu iki ay önce gördük orada demiş de, bir aynen ayı demiş. Aynen şekilde söylemiş. İki vallahi ay öncesini ki, görmüşler. Babandan ama paşa bize şunu demişti, şey olmuş, vallahi de bilmiyor. Paşa senin arkadaşın var, akraban var, arkadaşın bilmiyorum. Vallahi de, billahi de, tillahi de bulundu diye o kadar yangın neden onun, yaptı? Onun da kabahat yok. Onda da bunların, bunun babası konusu, söylüyor. Abi, paşanın konusu puta geçmesin hiçbir zaman. Neden? Geçmesin. Biliyorsa istemiyor. Geçecek tabii ya, ki yani. Hani istemiyor. Paşa'nın konusu burada geçmesini istemiyor. Neden Paşa Efendi bunu istemiyormuş? Ailesi rahatsız oluyormuş. Neye rahatsız oluyormuş? İşte hani... Biz kızı arıyoruz, onun ailesini mi konuşuyoruz? Allah Allah, olur mu öyle şey ya? Geldi burada tanıklık etti, bir sürü şey söyledi. Senden şüphelendiğini söyledi. Konuşmayacağım mı ben bunu? Bahsetmeyecek miyim? Yani haklısınız. Ne alaka? Kendi rızasıyla geldi burada ya. Önce bir şey biliyorsa konuşsun dedik paşa yani. Paşa, ben yüzünü inanmıyorum. Açsın önce yüzünü paşa bile açmadı. Söylemedim yüzünü açtığını. Ben inanmıyorum. Annesi her şeyi biliyor bence. Annesi biliyor. Aynen. Hala onu söylüyor. Annesi her Cesur, şeyi biliyor. Bak Allah rızası için bak. Bak bu benim, bir dakika dur. Bırakın, bir dakika dur. Bırakın. Bak, benim kızım yok. Bulmaya çalışın. Tamam. Sen yaşadığını, şu anda kavgasını bırak artık. Kızının yaşadığını sen biliyorsun. Bakın bir daha konuştu mu ben çıkıp gidiyorum yok, buradan. Yok sakin. Oturun, sakin. Oturun siz Cesur'la şeyinizi devam ettirin. Kavgayı bakın, bırakın. Bakın mani kavgası değil bu. Oradan şimdi, buradan boş verin artık. Şimdi, bunları kol kapatsın. Şimdi bak bekle. Benim kızım lazım kızım. Bana kız lazım. Tamam sakin dur gel. Ben gidiyorum. Gel sakin. Bunu kaçıyor. Devam edin. Kaçıyor. Ben buraya sülerle mi katmaya gelmiyorum. Hayır. Gide ben gidiyorum. Ya, sakin ol. Gel sonra. Bir mahalle kavgasına çevirdim burayı be. Kadının ciğeri yanıyor, ona yüklenip duruyorsun ya. Cesur, nasıl bileceğim? Ben acaba bunu bir dakika dur Suat'cığım durur musun? Ben dur dediğinde durmanızı rica ediyorum. Tamam. Acaba sen bu iddialarla, bu sözlerle annenin tepkisini mi ölçmeye çalışıyorsun? Recep, Zeki, ondan sonra bu. İlk durasında bunların bir şey var oldu. Bunlar artık bir şeyler yapıyor ya ama. Ya annesi bilse söylemez mi? Cinayet annesi mi işledi diyorsun? Yaşadığını biliyor.
yaşadığını biliyor. Biliyor, eminim. Amacı ne? Seni mi cezalandırmak? Ha, cezalandırmak bir şekilde... Yaşadığını biliyorsa niye bu kadar boş yere mi ağlıyor? Sıkıntıları ama... ağlıyor. Acaba ne olacak, ne gelecek başıma diye onları aklına takılıyor. Cesur, sen bu kadından neden bu kadar nefret ediyorsun ya? Ben nefret etmiyorum. Ha? Kadın kızını gelmiş... Nurdan nefret ediyor bence Nuray'dan. İkinizi ayırdığı için onun öcünü alıyorsun sen. Aynen bana öyle geliyor. Evet. Kızını bu hallere soktuğu için. Bak bir şey söyleyeceğim. Geçmişin öcünü alıyorsan ve sonra bu işe senden çıkarsa var külahları değiştiririz seninle. Hiç benden bir şey olur. Ben burada en mahsup kişi. Yani. En mahsup kişi benim. Bak asayişte çalışıyor şu anda. En mahsup ben kişiyim burada. Yani benim burada durmam bile yok. Nuray geliyor mu? Recep'i alacağım yayına. Ne yapıyor? O gelsin Recep'i de alayım. Bir bakar mısınız? Nerede Nuray? Cesur. Allah rızası için şu orta mahalle kavgasını kaldır. Şu kızı bulalım oğlum bak. Biz ne için? Bak yapma Cesur. Ben ne için buraya geliyorum? Çıksın Allah diye. Allah rızası için var mı yapma. Bugün bakalım canlı yayında eve alınacak kişi var mı? Uçakla kaçırmışım mı? Arabayla bırak, kaçırmışım mı? Daha neler çıktı? Ben burada oldukça hepsi çıkacak. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Çıkacak mesela biri aradı. Dinle ama Suat. Evet. Bak, biri aradı canlı yayın. Bindirmişim. Bugün de aralar trene bindirmişim, götürmüşüm artık böyle üstüme suç atarlar. Çünkü kendilerini temizlemeye çalışıyorlar. Ben buradan hiçbir yere ayrılmayacağım ve o kız buradan çıkacak. Yalnız beni suçlayan kişiler. Canlı canlı çıksın da nasıl çıkartacaksın? Cesur, Nuray sana bunları yüklemiyor biliyor musun? Biz otelde konuşuyoruz ben... bunları. İnan ol ki yüklemiyor bak. Nasıl anlamadım İnan ol ki hani diyor ya yüklemiyor yani kadın. Senin de düşünüyor anladın mı? Sen de biraz ya, düşün de çıkart bak, ortaya. Yani bak bir dakika bir dakika bir dinlesene beni bir. Şunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki yani kendi söylediği cümlenin de ne anlama geldiğinin farkında değil bence. Şunu mu söylemeye çalışıyorsun? Başına bir şey geldiyse bunun sorumlusu annesidir mi demek istiyorsun? Bu mu? Yoksa aslında şu anda kızın nerede olduğunu annesi biliyor mu demek istiyorsun? Birbirinden bağımsız şeyler. Ya haber geldi ona ama. Şey... Niye bize ne? Beni niye oyalasın? Ya bilmiyorum haber geldiyse işte. Sen biliyorsundur o zaman söyle. Haber geldi. Tabii. Biz 24 saat yan yana ama haber Suat'cığım geldi. Bir şey söyleyeyim. Annesi konuşurken sen bir susar mısın tamam, ne olur? Tamam susacağım. Gel bir dakika. Nuray'cığım gel. Çünkü Recep'i çağıracağım. Recep de gelsin bir konuşalım. Gel. Artık. İnan yere düşse ben kaldırırım onu. Hani ben marifetli biriyim. Hayır, daha sakin ol lütfen tamam, gelmez, Cesur. Gelmez. Orada üzgün bir anne var. Saygı duy. O zaman saygı duysun kendisine. Sen kimsin? Çevreye. Bir dakika şu Recep'i bir dakika alalım hemen. Hemen Recep gelir misin lütfen? 2 yıldır da İknur'un sevgilisi. Gel. Hoş geldin. Şöyle avukatımıza yakın oturur musun lütfen? O başa koltuğun başına gel. Sakin ol. Sakin ol lütfen. Tamam. Recep hoş geldin. Hoş gördük ablacığım. Şimdi Recep, senin de kilit isim olduğunu düşünüyor ailesi, Nuray da öyle. İkinizden şüpheleniyor. İknur'un kaybıyla ilgili olarak. Sağ ol geldiğin için. Vallahi çünkü... saygı duyarım ablacığım. Saygı duyma Recep, saygı duyma. Kızım nerede? Ben ne? Bana saygı duyma, kimseye saygı duyma. Benim kızımı çıkar. Bak ya senden ya onda bu kadar basit kardeşim. Senin tehdit mesajdan her şeyini gördüm ben. O kızı çıkaracaksınız. Bu kadar basit. Ben cumartesi günü İzmir'deyim. Bak nasıl çıkartacağım size tamam. Görünsüz. Dur Nuray bir şey söyleyeceğim. Hangi tehdit mesajlarından bahsediyorsun? 1,5 senelik önceki ya, tehdit mesajları. Ben 1,5 sene, 1,5 sene be. 1,5 sene önceki. Ben öyle biliyorum ama Nuray'ın bahsettiği hangisi bir öğreneyim? Hayır herkes gördü işte o. Facebook'da ben zaten ne kabul ediyorum şöyle, onu. Şöyle o 1,5 yıl önceki tehdit mesajlarından bahsediyor. Gelsin bir ekranlara biz onu bir hazırladık. Bir izleyelim bakalım. Ben bilmiyorum ben tamam, bilmiyorum. Tamam Recep arka elle de ver izlesinler arkadaşlar. Versene Hakan. Mesajlarda gördük yani sen şey yapıyorsun bunlar. Nuray'cığım 17 Eylül 2018 yılında. 18 diye yazamam yoktum. 20, bir dakika 2018'de bir paylaşım yapmış. Getireceğin yıllanmış olsun. Karıştır kafayı bulursun gibi.
paylaşımlar var değişik. Neyse sen bu mesajı ben... niye sen tehditle mi kızla beraber oldun? Hayır ablacığım. Ha. Ben şimdi anlatayım. O mesajdan söyleyerek yazdığı için yazmış olabilir. Ben bunu zaten kabul ediyorum. Abi ben kabul etmesem zaten söylemezdim. Şimdi bu mesaj mı beni ön yargılı gösteriyor ya da ok bana döndü? Yani önceden bunları yazan kişi biraz tamam, kafaları karıştırıyor yani. Şu mesaj yani. Olmasaydı belki ben hiç suçlanmayacaktım. Tamam Recep, bu mesaj olmasaydı tamam kabul ediyorum. Hadi diyelim bu eski. Neden o bu Cesur'u görenler hani arabayı almış ya da götürmüş ya. Kim işte o asker arkadaşım ben? Bir dakika ben... sus. Neden o zaman bir aydır da ben buradayım? O asker arkadaşını o zamana kadar görmemiş de bu zamana kadar. Neden o gün sen yayına çıktığın gün hemen Cesur çıktı ortaya, Cesur aldı gitti. İşte ben de orayı çözemedim ki. Hayır yani bunu ben... Benim hani asker... O da sen de. Bir şey söyleyeyim. Tamam, fazla sen boş konuşmayın. Ön yargılı bak, şey konuşabilir. Biliyorum. Ben şöyle biliyorum. 2018'deki paylaşımlarını 2021'de tehditler yazmışsın. Tehditlerin zamanı bir yıl öncesi, en eskisi 2 yıl önce paylaşmışsın. Tamam işte onu paylaştıklarım 2018'deki. Evet yani tamam, kızın ilk durum paylaştıklarını 2021 yılında. 2020'de zaten 4. ayda geldim yani, Ramazan'da. Kızın 2018 yılında sen daha hayatında değilsin. 2018 yılındaki paylaşımlara 2021 yılında niye tehdit yazıyorsun? Ablacığım işte ben sana söylüyorum ya mesaj. Ama, ha. Söyleyerek yazdığı için güzel söz ya da kötü söz farklı yere çevirmiş olabilir. Ben bunu kabulleniyorum diyorum sana. Bu şimdi tehdit mesajı diye görünmesin. Selam gözde. Kattım demişsin 2018'deki paylaşımına. Tamam işte beğenip ablacığım. De yorum yazan Recep Ökmen, dalgalı saçların ismindeki toka olmak isterdim. Hayırlı geceler geçen güzel olsun. İki sene önce olsun. Değil bu, bir sene önce. 2021. Hayır. Onun paylaşmış olduğu fotoğrafın 2018 altına. 2018 yılında ilk durun paylaştığı fotoğrafı 2021 yılında yorumlar anladım, yazmış. Anladım. Anladın mı? Bir dakika şey artık işi düşenin dostu değilim, sıkıntısı olan 155 arasın diye paylaşımı var. Sen de altına demişsin ki cehennem oldun gittin ama nasıl gittin biliyor musun? Çok maharetli gittin ha diye. Abla keşke bunları bak ben yine içten söylüyorum. Bu 1,5 senelik mesajlar ya. Ha. Keşke bunlar 1-2-15-20 gün önceki olsaydı o zaman derdim ki tamam. Benden şeye kadar takıntılısın. Cesur kadar takıntılı. Neden? Bir yere takılı kalmıyorum ama. Bekle ama neden aynen, böyle söylüyorum? Neden böyle kalmıyor. Düşünüyorum? Müsaade söyleyeyim. Neden böyle düşündüğümü söyleyeyim. Çünkü Recep diye isimle yazı yazınca sana karşılık vermeyince ısrar ediyorsun. Bu kez Ömer Ökmen adı altında yorum yapmaya devam ediyorsun. Zaten Ömer Ökmen'in ilk geldiğimde benim telefonum yoktu ablacığım. Sen beni anladın mı? Kızla anladım. Önce Recep diye yazıyorsun. Tamam. Kız yanıt vermeyince Ömer diye yazmaya başlıyorsun. Hayır Ömer'in face'i o. Benim yeğenim. İlk göz ağrım. Tabii. Onun face'inden de yazdım. Sonra arkadaş olunca... Sürekli yazmışsın işte ya onu abla, söylüyorum. Abla sürekli oldu işte. Recep Hanım senin okuman yoktu. Nasıl sürekli yazıyorsun? Ya şimdi mesaj nasıl oluyor? Basıyorsun, söylüyorsun, yazıyor zaten. Hayır her canım telefonda bayağı yazılır. Var. Konuşma değil hayır. O. Bak şimdi elden yazıldı mı? Böyle tehdit yazılmaz. Öyle mu? Her telefonda var. Yazılabiliyor bazen öyle evet. Bazen değil ama her telefonda var şimdi. Her Recep telefonda bir şey söyleyeceğim bak. Bir şey söyleyeceğim canım benim. Şimdi sonuçta Cesur... Ona bir takıntılı gibi duruyor. Takıntılı evet. Değilim ben Didem Hanım. Abla şimdi siz öyleyiniz. Ya özür dilerim gitme. De Cesur yani kız senden ayrılmış gitmiş. Facebook'un hayır. Bir şekilde senin telefonuna gelmiş. Bütün sevgilerini arıyorsan hayır, özür dilerim ama takıntılısın kusura bakma değilim. Yani. Ben her şeyi öğrendim Allah sonra Allah. Benden uzaklaştım bütün zaten. Bütün sevgililerini aramışsın. Her şeyi. Hatta uzaklaştım diyor ya 4 gün önce görüyorum ben onu kız kaybına 4 gün önce uzaklaştım diyor. Böyle işte böyle delirtiyor beni. Bir dakika bekle Nuray ben de delireceğim. Karşılıklı delireceğiz Cesur. Hı. Takıntılı değilim diyorsun. Değilim adam ben. Recep'le sürekli işte şey diye konuşuyorsun. İknur diye konuşuyorsun Recep'le. İşte yalan mı konuşmadınız mı? Değil ablacığım bak ben bir kere konuştum. Ama önce yazıyor. Bir ay boyunca yazmıyor mu? Ama yazıyor ama ben bir ay ki görüyorum ama sonradan ilk dur yanındayken ya şöyle söyleyeyim de bu bak, neden gerçekleşiyor? Bak, neden takıntılı diyorum. Facebook'u ele geçirmiş ya. Sosyal medyasını ele geçirmiş tamam. Ya. Bir ay boyunca ben öyle biliyorum. Hayır ben bir ay önce şeyden. Bir dinle ben tamam. Bildiğimi söyleyeyim. Bir ay boyunca İknur diye aslında onu yazan Cesur. İknur diye sana yazıyor bir ay boyunca. Evet. Doğru mu? Tamam. Bir ay boyunca yazmadım. Özür dilerim. Ben Cesur diye birine yazı yazıyorsam bir ay boyunca Cesur olmadığım halde bu normal bir şey mi? Bir ay Allah boyunca Allah, değil. Bu terbiyesizlik ben benim sadece... gözümde. Ben WhatsApp'tan. Niye Recep'e yazdı? Ne dedin? Recep'e yazmadım. O sadece bana Face'ten yazdı etti. Ben karşılık bile sen vermedim. Sen İknur gibi böyle yazı yazdın Recep'e. Bir ay boyunca yazmışsın. Hayır bir ay boyunca değil. Ne zaman? Sadece WhatsApp'tan konuştum bir ay boyunca.
Konuştuktan sonra ben kırdım, attım. Ama bir ay normal öğrendim mi? Öğrendim yani. O kişinin ne olduğunu öğrendim. Ondan sonra uzaklaştım. Sana hangi soruları soruyordu Cesur? Aslında İknur soru olarak. Soru sorma yok abla. Ne diyor? İknur adından ağzından konuşuyordu. Buradayım, hadi. Şuradayım. Ben diyorum, nereden geleceksin? Keşke dökümleri çıksın ama benim, ben o konuda rahatım. Şimdi benim kullanmış olduğum at benim üstüme. Tamam. Her şeyi çıkabilir. Normal mi peki bu? Sonra diyorsun takıntılı, normal niye diyorsun? Normal eşimdi zamanında. Araştırıyorum. Ya eşin olabilir de. Ne olduğunu araştırıyorum. Ayrılsınız. Kız senden ayrılmış. Buldum ve soğudum. Ondan sonra beni arıyor. Sen beni şey artık niye aramıyorsun? Ya lütfen buyurun ya. Yani Cesur, bunu anlamamakta direniyorsun gerçekten. Eşin 4 değil senin yıl o. Önce yollarınızı, evlerinizi, barklarınızı ayırmışsınız. Tamam, ayırdık. Bu kadın seni ayırdık. İstemiyor kardeşim, istemiyor. İstemiyor. Niye peşinde dolu? Önce ayrılmışsın. 2 yıldır da Recep'le beraber. Seninle ilgisi yok ki. Hayır. Sen 2 yıl. 4 yıl içindeydi o şey. Hı. Hani mesela dedim 3 yıl içinde. Son 4 yılda hiç aramadın, sormadın, görmedin, merakta etmedin ama boşanmadın da. Oldu. Yani ne olduysa içinde 4 Recep, yıl içinde. Ondan sonrası yok. Tarihi ne zamandı Recep? Sana diyorum. 2021. Hani 4 sene önceydi. Ben zaten çıkalı 2 sene oldu. Hani 4 sene önceydi. Neymiş, onu söylemeye çalışıyorum. 2021. Senin sonla savaş. Ne diyorsun anlamadım. Bak 4 sene içinde 2 sene hep uğraştım yani, onu kurtarayım diye, edeyim diye, yaptığı şeylerde işlerden koruyayım diye. Ama kız senden yolunu sonra, ayırmış. Sonra hattımı ben kapattım, yeni bir zamandan sonra hattı kapattım. Ve kartımı koydum içine, bakalım dedim, bu hep yalan söylüyor bana. Doğrularını öğreneyim. Ve ayrıldıktan sonra ne yapacaksın doğruyu öğrenip? WhatsApp'tan. Ha, ben diyor, ben diyor temizim diyor, işte Cesur şöyleyim diyor, böyleyim diyor, sen merak etme tamam. Sen göz gerçekten Didem'in dediği gibi takıntılısın. Takıntılı. Sen de bak tuhafsın. Özür dilerim, ilginsin daha doğru. Tuhaf doğru olduğum için mi tuhafım Allah aşkına? 2 gün önce sen kızın görüntülerini paylaşmışsın. Ne zaman? 1 gün önce. Kızın bazı videosunu paylaşmışsın. Nerede paylaşmış? Kimde paylaşmış? Bilseniz arkadaşlar Recep'in paylaştığı videoları. Nerede paylaşmış? Kendi Facebook'ta. Evet. Tamam doğru. Annesi kaldırdığında kaldırdım ben. Bir girin, geçen çarşamba mı ne? Neyse girin o görüntülere. Biz yayın yaptığımız sırada kızın tamam, doğru. Neden öyle garip bulduğumu soracağım. Gelsin ekranlara. İzleyin. Şimdi gelin arkadaşlar abi. Gelin. Burada takıldığın nokta ne? Takıldığım nokta şu. Söyle. Sen evinde kızın şeyleri duruyor. Yazdığı falan notlar yazdık duruyor. Mı? Notlar duruyor. Kızın yazdık, insana yazdığı notlar duruyor. Fotoğraflar da orada asılı. Sonra fotoğraflar asılı değil. Ya da şimdi duruyor. Asılı dedim mi? Ha, bir dakika. Ya da duruyor. Fotoğrafları da kaldırmışsın bir kere. Fotoğraflar beraber verdik zaten fotoğrafçıya. Kayboldu ya. O itirazından sonra ben bir hafta sonra gittim almaya. Tamam, geçen hafta çıkarttım ben fotoğrafları, gittim ama aldım. Şimdi nedense kızın fotoğraflarını sosyal medyada hangi amaçla paylaştın? Nasıl hangi amaçla? Yani neden sosyal medyanda İknur'un fotoğraflarını paylaştın? Bizim de şimdi çevremiz geniş olduğu için gören olur, bilen olur. Şimdi altında ben değer verdiğimi herkese biliyor. Tamam, anladım da iyi niyetle düşündüğünü farz edelim. Sen de kötü düşünebilirsin. Hayır, altında İknur'u arıyorum, sevgilim burada, şey kayıp yok diye yazdın mı? Hayır. Niye paylaştın? Niye yazdınız onu? Niye paylaştın? Madem istiyorsun ya insanlar İknur'u arasınlar, bulsunlar. Evet. Senin çevren geniş ya. O çevrenin geniş olduğu insanlar, o fotoğrafları niye paylaştın, insanlar nereden bilsin? Yani. Zaten benim çoğu arkadaşım da samimi olduğum arkadaşlara tanıyor. Evet. Anladın. Şimdi ben senin sen kaybolmuşsun, ben senin fotoğraflarını paylaşıyorum. Altına da şunu demez miyim? Ya 2 yıldır sevgilimi arıyoruz, kaybettik. Yani ortalıklarda yok, bilenler, görenler, duyanlar beni şu numaradan arasın demiyorsun. Sen sadece kızın fotoğraflarını paylaşıyorsun. O da hataysa yapacak bir şey yok ablacığım. Ne diyeyim neden, şimdi? Neden? Hata değil ama bir anlamı olmalı. Bu hataysa o zaman bir şey diyemem. İlla o yazayım garip, yazmam garip. Lazım. Garip, garip. Bak şu bu garip, tuhaf bir durum. Garip geliyor, sen bir şey diyemem. Paylaşan insan diyor, buna tamam, aranıyor diye. Yazarsın sen yapmış, millet nereden bilecek onun arandığını? Öyle değil mi şimdi? Valla mantıksız hani saçma, yazmamış şahsen. Bir de araba neydi Didem Hanım? Hani geleceğim. Umudu kesmiştim gibi bir cümle kullandın sen Cuma günü. Cuma günü mü? Evet. Zaten Cuma günü en son nerede kaldığımızı Cesur orada değil ki. Sanayideki o adamı tanıyorum dedi. Sanayideki adama geçmeden zaten. Önce sanayideki adama geleceğiz. Senin arkadaşına geleceğim. Ama sen onu hazırladık mı? Ben söyleyeyim. Hazırladık mı onunla ilgili? Ha, ben söyleyeyim. Ona gerek yok. Ümidimi kesmiştim diyorsun Cuma günü. Ümidimi kesmiştim de zaten bak abla, ben hep bir umut fotoğrafları getirdim.
Şimdi abla çıkmıyor. Ne olursa olsun dedim. Recepciğim. Ya annesine ya bana ulaşır dedim. Recepciğim, cuma günü senin şöyle bir ifaden var. Ben umudumu kesiyorum abla. Neden umudunu kestin? Şimdi bak, İlknur'u kimse 3 gün bir yerde tutamaz. O, bu kız öldürüldü mü o zaman? Vallahi abla, şimdi dönüş yapmıyorsa kötüye yormak istemiyorum aklımı ama vallahi o şekilde oldu sanki. Allah Allah. Niye öldürsünler İlknur'u? Abla bak, onu diyorum 2 gün 3 gün bir evde tutamaz. Kim dedi? Ya zorla tutuyorsanız. Ya zorla tutuyorsanız. Şimdi orası da var. Vallahi abla, benim anlama kimi gönderiyorsanız gönderin. Evim, barkım, bana ait hiçbir yerim yok. E sen de şeydin de, götüreceksin eve koyacaksın kızı. Nereye koyacağım başka? Benim varlıklı bir adam değilim ki. Onu nereye kapatabilirim? Çevren beraber geniş. Miydiniz? Tamam, çevrem geniş olsun. Beraber miydiniz? Ayrılmak mı istiyordu senden? Bir aydan beri. Efendim? Seninle beraber miydi? Hala sevgili miydin? Yoksa biz beraberdik. Ayrıldınız zaten mı? Zaten kaybolmadan önce telefonla konuşuyorum. O zaman benim telefonum ekranı kırıktı. Tamirdeydi. Ayın ikisinde alıyorum ben telefonu. Ya beraberdiniz, hala tabii, ayrılmak istemediniz herhangi yani. Herhangi bir kavga, bir tartışma çıkmadı aramıza. Şimdi bu cuma günü yayına bağlanan asker arkadaşı vallahi şunu söylüyor. Ben bir söyleyeyim. Söyle. Mesut ismindeki bir asker arkadaşı, İzmir'den bir tanıdığının onu aradığını ve İknur'un kaybolduğu günlerde Cesur'un bir tarafı ağaçlık, bir tarafı metruk bina olan yerde İknur'la Cesur'u konuşurken gördüğünü, ardından da Cesur'un siyah bir ticari araçla İknur'u, marka o, ismini söylemiyoruz, ticari bir araçla İknur'u götürdüğünü söylüyor. Bu, vallahi ben ona inanmadım. Şimdi bevale girmek de istemem. Ben görmediğim, yaşamadığım şeyi ben diyemem. Ben o gün de orada söyleyecektim. Yayın bitti. Ama neden öyle bir şimdi yalan? Şimdi ben o arkadaşıma da kızdım. Bak, benim neden arkadaşım, öyle bir yalan yapıyor? Ona söyleyen arkadaşı, gören arkadaş ona söylemiş. Yok, sen ta Adana'dan bağlanıyorsun. Arkadaşın bana saçma geldi. Arkadaşın yine neden sana söylemiyordu ta Adana'daki arkadaşın? Neymiş, bana baskı yapıyorlarmış. O yüzden bana iyilik olsun diye. Öyle iyilik batsın yerin dibine ablacığım. Sana kim baskı yapıyor? İşte böyle görünüyormuş. Şimdi suçlu olarak görünüyor. Ama Cesur da soruyor haklı olarak. Beni zan altında bıraktınız tabii abla. Ben şimdi ben o Adana'daki asker arkadaşım, doğru. Numarası bulundu. Konuştum. Gereken neyse. Gittim karakola. Cesur sence bir şey yapmış olabilir mi? Vallahi abla, ben şimdi görmediğim, bilmediğim şeye ben yorum yapamam. Sence Recep bir şey yapmış olabilir mi? Bilmiyorum. Annesi biliyor diyorsun. Onlar masum. İkisi çok masum. Melekler. Ben aldım götürdüm. Bunları da buraya getirdim. Ben sana... Onda yoğunda. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika, bekle. Basit. Cesur'un bir iddiası var. Bekle. Nedir Cesur'un iddiası? Üçünün arasında bir şey bekliyorum. Yani bilmiyorum. Bir şeye saklıyorlar gibi ya sanki. Recep de, Nuray da bir şey saklıyor. Bir de şey. Neydi o? Bir yaşlı adam. İsmini hep unutuyorum. Evet. İzzet miydi? Neydi? Abla. Ziya. Yok. Ziya mıydı? Zeki. Evet. Zeki. Abla şimdi bak, ben buraya görüntülü gelmemin Zeki sebebi, nasıl? İnancın olsun. Bak, buraya gelmemin sebebini söyleyeyim ben sana önce. Söyle. Arkadaşlar geldi evimize, gördü, röportaj verdik cuma günü. Sen çok önemli bir tanıksın. O yüzden tamam, seni birkaç gün daha burada olman lazım. İşte. Tamam. Ben de sana izah edeyim ki anlayın. Cuma günü geldiler, röportaj yaptık. Cumartesi oldu. Müdür bağlandı. Ben gelmemi rica etti. Ben biliyorum sürecin ben nasıl olduğunu. Ben gelmeyecektim. Ama gelmen lazım. Dedi ki ekranda belki seni görür dedi. Evet. Anladın mı? Ha. Gelir bir umut seslen diye. Seslen bakayım İlknur'a. Ben o niyetle geldim. Hangisi kamera arkadaşlar? Bir seslen bak. Bir İlknur'la konuş bakayım canım. Valla ben ailesinden daha çok istiyorum çıkmasını. Benim gelmemin sebebi, beni ekranda görürse bağlanırmış. Öyle, o niyetle geldim. İnşallah da çıkar. Tamam. Dolayısıyla Recep, senin birkaç gün daha sana ihtiyacım var. Benim burada kalmanı rica ediyorum. Bu arada şöyle bir bilgi geldi. Onu netleştirmeye çalışıyoruz. O kafe sizin eve ne kadar uzaklıkta? Var yine, hani yarım saat yürüyerek gidiyor. Çünkü en son senin kızının eve yakın bir yerde sinyal verdiği iddiası var. Bunu bir netleştirmeye çalışıyoruz. Senin eve geldi. O zaman Zeki miydi bu arkadaşı? Zeki bir şey biliyor olabilir mi? Abla, sormaya bir şey devam edelim. Zeki, konuşman lazım senin. Verdik arayı. Ceset var. Ceset evet. Varsa suçtan. Kusursuz. Cinayet yoktur. Şok belgelere ulaştılar. Elimde bir takım sorular var. Cevabını almaya için düdüklüğe dönüyor. Turcen ve Mehmet Halil canlı yayında. Benim kızım kimseye zararı yoktu. Seni parmağıma bu işte. Gamze'nin telefon kayıtları ortaya çıktı. Tüm iddialar onda toplandı. Size bir kurban lazım. Yok öyle bir dünya.
Çocuğun telefonu desene şifresi. Ondan başka bilen yok. Suçlanan isim Ramazan canlı yayına bağlanacak mı? Bana saygıyla yaklaşmasının asıl sebep var. O mesajları Gamze'ye attı mı? 6 milyonun arkasını peşini kim düştüyse? Cinayet gecesi Gamze'nin yanına gitti mi? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Ceset var. Ceset varsa suçtan. Kusursuz cinayet yoktur. Şok belgelere ulaştılar. Elimde bir takım sorular var. Cevabını almaya için düdüklüğe dönüyorum. Turcen ve Mehmet Halil canlı yayında. Benim kızım kimseye zararı yoktu. Seni parmağıma bu işte. Gamze'nin telefon kayıtları ortaya çıktı. Tüm iddialar onda toplandı. Size bir kurban lazım. Yok öyle bir dünya. Çocuğun telefonu desene şifresi. Ondan başka bilen yok. Suçlanan isim Ramazan canlı yayına bağlanacak mı? Bana saygıyla yaklaşmasının asıl sebep var. O mesajları Gamze'ye attı mı? 6 milyonun arkasını peşini kim düştüyse? Cinayet gecesi Gamze'nin yanına gitti mi? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet, 16 yaşındaki Bodrumlu Gamze Sakallıoğlu cinayetiyle devam edeceğiz. Ama bu arada şimdi az sonra sizlerle birlikte ben de izleyince gerçekten Ramazan'ın, Turcen'i bilmiyorum ama Ramazan'ın bir taktik içinde olabileceğini düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Nazlı'nın geçmişini, yani Allah rahmet eylesin, Gamze'nin yengesi Nazlı'nın geçmişini araştıran Ramazan. Özellikle bütün okları Nazlı'ya yönelten Ramazan. Ramazan neden böyle hedef şaşırtıyor, hedefi başka bir yöneltmeye çalışıyor? Acaba konu kendisinden uzaklaşsın, gitsin ve Nazlı bir şekilde, Nazlı'nın da geçmişindeki hatalardan dolayı acaba bu olayı Nazlı'ya yıkabilir miyiz diye bir plan içinde olabilir mi acaba diye soruyorum. Sormaya devam edeceğiz. Öte yandan Yılmaz Kan'ın cinayetinde Rukiye'yi de Rukiye için çemberinde gittikçe daraldığını düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Paylaşacağım sizlerle. Bir ara verelim, sonra soluksuz devam edelim izninizle. Ceset var. Ceset varsa suçtan. Kusursuz cinayet yoktur. Şok belgelere ulaştılar. Elimde bir takım sorular var. Cevabını almaya için düdüklüğe dönüyorum. Turcen ve Mehmet Halil canlı yayında. Benim kızım kimseye zararı yoktu. Seni parmağıma bu işte. Gamze'nin telefon kayıtları ortaya çıktı. Tüm iddialar onda toplandı. Size bir kurban lazım. Yok öyle bir dünya. Çocuğun telefonu desene şifresi. Ondan başka bilen yok. Suçlanan isim Ramazan canlı yayına bağlanacak mı? Bana saygıyla yaklaşmasının asıl sebep var. O mesajları Gamze'ye attı mı? 6 milyonun arkasını peşini kim düştüyse? Cinayet gecesi Gamze'nin yanına gitti mi? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Ceset var. Ceset varsa suçtan. Kusursuz cinayet yoktur. Turcen'den gelini Nazlı'ya şok suçlama. Daha öncesinde hiç Ramazan'dan şüphelenmedin mi gerçekten Turcen? Gamze bana itiraf etmişti. Ramazan'a güvenme demişti ama yengesi göstermiş de arası açılmış olabilir diye düşündüm. Ben Nazlı'dan da şüpheleniyorum çünkü bunların arasında bir şey var Didem Hanım. Hayır, gelininle Ramazan arasında bir şey var. Bunlar grup kurmuşlar. Allah, yani bir bilmiyorum, hiçbir bilgim yok. Ama Nazlı yok ki o WhatsApp grubunda. Nazlı'nın da benim gördüğüm bir olaylar var. Bunlar çok iyiydi araları. Gizli tanık konuştu. Ramazan'la ilgili iddialar çoğaldı. Siz de Ramazan'ın yani tıpkı Turcenler gibi katil olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Evet, aynı zamanda Turcen'in bütün işlerden, olaylardan haberin olduğunu düşünüyorum. Bugün toplanmalarının amacı Gamze'nin aile içindeki öğrenmiş olduğu bir şeyi babasına açıklama ihtimaliydi. Halil Bey'i dışarı çağırmak
karışamayabilir. Fatma ve Durmuş'un bu olaya karışması başka türlü karışamaz. Bu şahsın kendisi demek ki böyle bir bilgisi var. Benim öyle bir şeyden, hiçbir şeyden haberim yok. Sadece kızıma yardım amaçlı kocam gitti. Bunu da Ümit de şahittir. Öyle bir şey konuşulmadı. Ben kızımı da öldürmedim. Abla Fatma Ramazan için ne söyledi? Valla ben Ramazan hakkında böyle bir şey düşünemem. Çünkü Ramazan 10 senedir tanıyorum. Bırak başkasına, bana dahi böyle yan gözle bakmışlığı yoktur. Anneme nasıl baksın? O kadar güvenirim yani. O kadar güveniyorsun. Yani şu anda gece saat 23'te 24'te senin kız kardeşine annem baban uyudu mu, gelebilir miyim gibi mesajlar atan bir şeye, birine sen hala güvenmeye devam mı ediyorsun? O konuda atmış olabilir ya da atmamış olabilir. Ben o konuda bak Fatma hala inanmıyorsun. Annene babana inan, annen baban yalan mı söylüyor? Sen değil mi insan için? Ben gözlerimden gördüm, okudum. Mesajlaşmış da olabilir. Ramazan bu konuda mesajı eli yatkın birisi. Gelip de öldürecek kadar olacak bir insan diyemiyorum yani. Evet, Gamze Sakallıoğlu cinayetiyle devam ediyoruz. Şimdi anne babası katil olarak kendisinden şüphelendiği için devlet savcılarımız cezaevine girdiler biliyorsunuz. Ve denetimli serbestlikte şu an dışarıdalar. Bir Bodrum'a gittiler, geldiler, tekrar gittiler ve tekrar karı koca buradalar. Bodrum'da demişlerdi ki biz elimizde bazı belgeler var, bu işi Ramazan'ın yaptığını düşünüyoruz. Ramazan gece 23'te 24'te kızımıza annem baban uyudu mu diye mesajlar gönderiyor. Başka mesajlar da gönderiyor demişti. Ama bir türlü kızlarını ikna edemediler Fatma'yı biliyorsunuz. Şimdi karı koca buradalar. Ellerinde başka bilgiler, belgeler var mı? Çünkü bir yandan da yetkililer, onlar da konuşuyorlar. Bizler de konuşuyoruz. Şimdi bakalım hangi bilgilerle, belgelerle geldiler? Var mı ellerinde bir şey? Ramazan'ın yaptığını düşünüyorlarsa Ramazan neden öldürsün Gamze'yi? Hemen davet edelim. Turcan, Halil gelir misiniz lütfen? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, Allah'a şükür. Teşekkürler. Sağ olun, şöyle alalım hemen sizi. Keşke buradan gitmeseydiniz. Efendim? Biraz zahmet oldu size. Gel git, gel git. Olsun, önemli değil. Şöyle git. Hadi bakalım inşallah. Gitmem, daha iyi oldu gitmem. Gitmemiz iyi oldu bizce. Gitmeniz daha iyi oldu. Şimdi elinde bazı notlarla gelmişsin. Evet. Oğlun Mefar burada. Nazlı burada. Gelininiz Nazlı burada. Günlerce onlara yüklendiniz, yüklendiniz. Ben şunu söyledim. Nazlı'nın önceden hataları olmuş olabilir. Onunla aranızda yaşadığınız husumetler bizi cinayete götürecekse, katile götürecekse daha doğrusu konuşalım. Ama öyle bir şey de olmadı. Yani geçmişinde yaptığı hatalar Gamze'yi öldürmesi için bir neden değil. Neden Nazlı Gamze'yi öldürsün? Sonra karşımıza Ramazan'la ilgili iddialarla geldiniz. Ramazan'la ilgili başka bir şey biliyor musunuz? Öğrendiniz mi? Şu anda ondan fazla bir şey öğrenemedim. Ondan başka bir şey öğrenemediniz. O bilgiler sizde de var zaten. Evet, bazı bilgiler bizde de var. O yazışmalar evet. Sizin... telefondan aldığınız yazışmalar. Sevgili Turcan, sen şimdi ilk buraya geldiğinde Ramazan'la şüphelendiğini söyledin. Fakat ne zaman Nazlı'yı karşında gördün yine bir öfken kabardı. Dedin ki bu cinayeti Nazlı işleyebilir. Şimdi diyorsun ki Ramazan yapmış olabilir. Artık bilinçli veya kendimden emin böyle yani oturaklı bir kadın. Yani her zaman öyleydim zaten de. Evet. Bazı şeylere sinirlendiğim için böyle oluyor. Bu arada o gece cinayetin şimdi, olduğu bir de izinle bir şey söylemem lazım. Alakası olabilir diye düşünüyorum. Hepsi bir yere toplanık bir alakası olabilir. O yüzden Nazlı'dan şüphelendin. O gece karısı Ayşe ile beraber, Ayşe'yi canlı yayına almıştık. Ümit kocası, Gamze'nin iş arkadaşları o eve gelmişlerdi sizin evinize. Ümit bugün canlı yayında olacak. Birazdan onunla konuşacağız. Öte yandan sizin damadınız Durmuş da, çünkü şüphelendiğimiz kişi Ramazan, Durmuş'un kardeşi. Durmuş evet. Da bugün canlı yayında olacak. Ona da soracağımız sorular var. Şimdi özellikle o yazışmalar dışında, o yazışmalar ekranda gösterdikten sonra Ramazan sizi aradı mı? Hayır, hiç görüşmedik. Hiç görüşmedik. Bir de üstelik de Gözlem'in telefonunu da engellemiş. Gözlem'i de? Evet, onu da engellemiş. Buradan gel gittikten sonra onu da engellemiş. Çünkü Gözlem bize şunu söylemişti. Sizin şeyiniz, yeğeniniz, Gamze'nin de kuzeni. Evet, Ramazan bana baskı kuruyor. Benim ekrana çıkmamı engelliyor. Ondan sonra bana bu tür baskılar dedikten sonra Gözlem. Peki Ramazan neden Gamze'yi öldürsün? Bilmiyorum şu an ben kafam çok karışık. Hı? Çok karışık kafam. Neden Turcan? Yıllardır yani sanırım birkaç yıldan bu yana konuşmuş çocuğuna. Hı. Bunu teyit ettik biz.
Bilmiyorum. Yani neden gece sizin yatıp yatmadığınızı bile kontrol etmiş. Etmiş. Tuğcan. Evet. Yani annem baban... Geceleri geliyormuş. Bizim haberimiz yok. Aa, gelip kalıyor sizde. Bize kalmıyor. Kalıyor ama giderken Gamze'nin yanına gelip gidiyor. Öyle bir şeyler öğrendik. Bilmiyorum. Kaldığını nereden öğrendiniz? Taksi tutup gelip taksi gidiyormuş. Taksi tutup gelip gidebiliyormuş. Veya bilmiyorum bir şekilde gelebiliyormuş. Şimdi sizin bahsettiğiniz Gamze'nin olan... Gamze'nin mesajlarından öğrendik. Ha, Gamze'nin mesajlarından. Evet, evet. Annem baban uyudu mu diye soruyor. Sonra taksi tutuyor. Şimdi anne baba da değil ha. Şimdi Ramazan bunların evde olmadığını biliyor Didem Hanım. Evet. Olmadığı halde bunları da içine katıyor. Yani bilmemezlikten geliyor evde olduklarını düşünerekten bunları da katıyor içine. Şimdi diyor ki Ramazan mesajında, çocuğun mesajında... Ramazan'ın yazdığı mesajlar cinayet gecesi mi öncesi mi? Cinayet o günden gecesi. Geriye. O günden geriye. O günden geriye peki. O gün cinayet gecesi diyor ki Gamze'ye mesaj atıyor Ramazan. Annen uyudu mu, baban uyudu mu, yengen uyudu mu, abi uyudu mu? Bunların evde olmadığını biliyor Ramazan. Ramazan'dan bu 400 lira para istiyor. Evde olmadığı halde bunlara mesaj atıyor Gamze'ye. Gamze'nin teyit işesinde var yani bununla. Yani ne demek istiyorsunuz? Nazlı ile Ramazan işbirliği mi yaptı? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Onlar o bilecek. Gidem Hanım, şimdi çünkü, biz... Şimdi Ramazan'ın gelecek konu bir dakika. Bir dakika. Sus. Siz halen beni Ramazan'la arkadaş diyorsun. Ben bir sefer görüşsem sen 15 kere görüşüyorsun Ramazan'la. Nerede görüştüm ben Ramazan'la? Telefon... Karın, sen, amcin, ondan sonra amcin oğlu, dördünüz, beşin, Ramazan, beşiniz alkol almadınız mı? Ben sana anahtar ala saldım da, vaadımla ökülette gitmedin. Baba bu bir sene öncekisiydi. Nasıl bir sene? Bir ay önce değildi. Bir ay önce. Nasıl bir ay önce? Değildi. Onu bir ay önce. Hadi oradan. Ya ben oraya misafirliğe gitmişim. Eşimle kalktım gittim misafirliğe. Ben sana anahtar ala saldım gittim vaadım oraya oturmuşsunuz, içki çıktınız Ramazan, amcin. Ondan yani sonra... Halil sen şunu söylüyorsun, evimize girip çıkıyordu, biz onu manevi evladımız gibi görüyorduk ama Gamze'ye yan gözle baktığı şey tamam ben fark etmedim, Turcan tamam fark etmedi ama Befar senle mi fark etmedin diyor. Şimdi onu söylemek Didem Hanım, istiyor. Ben zaten, doğru mu anladım? Evet. Ben zaten... Bak bu da şeyden, Nazlı da o gün alkol almış. Mehmet Yalçın diye birisi var. O gün o da alkol ona almış. Biz koşturduk, bu da onu koşturabilirdi haberi varsa. Ama şimdi ben senin evine devamlı girip çıkan insanı ben nasıl koşturayım? Veya bize söyleyebilirdi. Öyle şeyin şeyi olmaz. Müsaadesi ama olmaz. Ben baba ben olmaz. Kız sana da öyle şeyin müsaadesi olmaz. Gamze size söylüyor. Diyor ki Gamze ben diyor Ramazan'dan hoşlanmıyorum diyor. Siz yine tutuyorsunuz. Adam geliyor. Hayır. Mesela nasıl sen diyebilirdin o zaman. Denizden sonra senin bir daha Ramazan benim yanıma gelmedi. Senin de insan geliyor. Ben görmedim. Senin eşin garın. Ondan sonra hoş karşılarken Ramazan'a amcayı ona ilişki çekecek sizi gördüm o zaman orada. Senin garın hatta ondan sonra göstermiş o mesajı bana öyle söyledi. Bir şey söyleyeyim mi ama bak cinayetten 10 gün önce onlar evde yoklar ama. 10 gündür siz o evdesiniz. Cinayetten sonra Ramazan bunların yanına tekrar geliyor. Eli boş gelmemiş. 2-3 gün bir şey merak geliyor. Ediyorum. Mefarlar gittikten sonra Ramazan sizin evinize gelip gitti mi? Doğru söyle. Yok gelmedi. Mefarlar gittikten sonra. Yok gelmedi ondan sonra gelmedi. Hiç gelmedi mi? Ama gece geldi gittiyse görmedim ben. Siz görmediniz yani. Biz görmedik. Didem Hanım ama bu şimdi bir biraz ay önce bahsettiler ya. Bunlar amcasının orada içki içtiler. Tamam peki söyleme. Tamam ben onu içtim içmedim diye. Bir ay önce ama bunu içtim. Mefar bir şey söyleyecek. Kendi yalanlarınızı piyasaya sürmüyorsunuz. Mefar bir şey ben söyleyecek. Ben yalan söylemiyorum ki. Ben o gün gittim şifaya diye gittim. Ben şifadan sonra oraya geçtim. Ben sana içki içeceğimi saldım anahtar almaya mı saldım? Didem Hanım. Ya anahtar, senin anahtarın. Senin sana bahsettiğin anahtar iki günlük şey. Sökülecekti de. Saldım anahtar yok dedin. Çantayı dağda bırakmış adamlar dedin. Gitmişsin orada amcayın oraya vardım. Ha gittin yok. Erkinde ben geldim. Vardım amcayın orada iş istiyor. Öykelendim ben sinirlendim kalktın gittim eve. Evet Didem sinirlendim. Bana bir de ne dedi amca? Bir dakika aynı anda konuşmayın. Oğlum işe söyle. Şimdi, bekle bir dakika lütfen söyle. Ramazan diyor para istedi muhabbeti var ya. Ben buradan giderken Ramazan'ın zaten benim oradan gittiğimi bilmem. Ne parası ben bilmiyorum onun hangi deden bahsediyor. Anlatacağım. Ben buradan giderken Bodrum'dan giderken abisi Ramazan'ın en büyük abileri Bodrum Otogarı'nda çalışıyor. Otogarı'nda abisiyle görüştük böyle. Ben dedim abi annemle babamla tartıştık. Sakarya'ya gidiyorum dedim. Tamam. Ondan sonra beni Durmuş aradı. Bak Durmuş aradı. Fatma aradı. Zahide aradı. Tamam mı? Zahide aradı. Ben oradan kalktım gittim. Ne var bunda? Arayalım. Daha sonra ben orada baktım annesinin yanına gittim. Annesinin yanında baktım hani iş yok bilmem ne yok. Neyi anlatmaya yok. Çalışıyorsun? Para meselesine gel Ramazan'ın. İşte oraya geliyorum. İş yok güç yok. Hani ben de dedim sağdan soldan dedim borç para bulayım. Ondan dedim gelirim dedim. Önce Fatma'yı aradım. Dedim ki Fatma böyle benim dedim Bodrum'a gelip bir an önce bir iş buldum. Oraya girmem gerekiyor ama cebimde param yok. Gelmem lazım dedim. Fatma çıkardı 400 lira para verdi. Ben de dedi 400 lira var dedi.
Ben de o dedi Ramazan istiyorsan bir ara dedi. Konuş dedi. Varsa dedi versin dedi. Ben de Ramazan'ı aradım. Ramazan da bana dedi ki çok zor durumdayım. Ben de dedi para veremem dedi. Konuştuğum o. O yüzden istemiş. Başka neden istemiş? Başka bir şeyden istemedi. Ama Ramazan bunları evde olmadığını hatta biliyor. Hatta ben o zaman gittim. Önce çalıştım. Şimdi bunun cinayetle alakası var. Yani bunları benim evde olmadığını kontrol ediyor o zaman. Ama Ramazan benim buradan gittiğimi ya biliyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Burada bir dakika. Mefara burada çatır çatır sorular soruyorsunuz da. Ben Ramazan seni bak bir şey söyle. Özür dilerim. Ramazan sizi bak. Ramazan sizi aramamış olsa bile. Ben Ramazan'ı ararım. Derim ki ey Ramazan. Sen derim Gamze'yi nasıl aradın? Ne demek ara? Bu mesajlar nedir Ramazan diye? Niye aramadınız? Ya niye arayayım ki? Biz bilmiyorduk ki. Yeni öğrendik bu mesajları. Ama özür dilerim ama Cuma günü yayın yaptık biz sizle. Evet. Cumartesi aradınız mı Ramazan'ı? Biz şu an aramadık. Çünkü niye arayalım? Ya derim ama Ramazan manevi olduğunuz atıp tutuyor ya. Diyor magazin soruları, magazin soruları. Niye arayalım ki? Aramadım. Ben ararım onu derim. Derim ki Ramazan bu ne ayakta? Evime gelip gidiyordun. Manevi oğlum olarak geçiniyordun. Sen gece saat 23'te 24'te benim kızıma neden mesaj atıyorsun diye. Turcan sen niye sormadın? Ben olsa sorarım ya. Bende numarası yok zaten. Ben var ya neler yaparım yani. Numarası yok bende zaten. Ramazan'ın hiç numarası yok bende. Yok sen hiç görüşmedin mi Ramazan'la? Ben şunu söyleyeyim. Bundan niye şüpheleniyorum? Gamze bana ne dedi biliyor musun? Hala Nazlı'dan. Bak Gamze ne dedi bana biliyor musun? Çok enteresan. Gamze sor bakalım Abengil neredeymiş dedim. Bir arayalım falan dedim ben. Mesaj at bir şeyler yap dedim. Ne dedi bana biliyor musun? Bana dedi yengemden dedi. Ona dedi ben dedi ne yapacağım dedi. Konuşuk da dedi. Bilmiyorum onu dedi. Ben dedim ki kızım torunumuz var dedim. Ara. Aradıysa da bilmiyorum aramadı. Bu mesajda bu işini sen aradın ya sen mesaj attı bize. Bundan cinayetin ne alakası var? Bilmiyorum. Ben onu sor. Bilmiyorum. Ben Gamze bunu itiraf ediyor. Ben zaten vallahi şaşırdım. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz de çıkabilir çocuk misiniz bilmiyorum ama. Şimdi çocuk Ramazan baş şüpheli. Didem Hanım. Şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Baş şüpheli sizsiniz. Ramazan ikinci şüpheli. Ben olsam bu Ramazan ne zaman benim eve geldi? En son ne zaman geldi? Kızımla neler konuştu? Ne yaptı? Ne etti diye. Ramazan bize en son zaten denizden sonra bir daha gelmedi. Görmedik ki. Görmedim ondan sonra. 24'ünden sonra. 24 Eylül'de ve Ekim'de mi ne geliyor? Olay günü. Geldiği gün gördüm bir Ramazan. Bir de biz Eylül'ün başında 8-10 civarlarında denize gittik geldi. Ondan sonra ben Ramazan bir daha bundan içki içerken gördüm. Gamze'nin öldüğü günden geriye geliyor. Demek ki mesaj atıp gece geliyor. Yani, geliyormuş. İşte bak o zaman bunları en son bunları içki içerken gördüm Ramazan. Ben ondan sonra bir daha Ramazan'ın yüzünü bile görmedim. Bir de otelde gördük en son başka görmedik. Bir de otelde gördük. Ramazan'ı hiç görmedik başka. Şüpheleniyorum. Çünkü niye şüphelenmişim? Şüphelerim ona mesajı gördükten sonra arttı. Ben bak baba bu Ramazan gelmedi diyorsun ya. Bak ben sana Ramazan gelmedi diyorsun. Aralık ayında geldi. Aralık ayında geldi işte. Aralık ayında geldi. Sen Eylül'den sonra görmedim diyorsun. Aralık'ta geldi. Hayır. Hatta iş bulma bir bahanesiyle geldi. Bak burayı kesin, şuraya gidin, şuraya yapın diye geldi. Ama daha da konuştum. Ama olur mu? Işte. Eve de geldi. Kaç sefer geldi? Bir şey soracağım size. Bir dakika görmedim diyorsun. Bir dakika merak ediyorum ben. Gamze saatte geldi diyoruz. Geldi. Ondan sonra görmedim. Tamam Turcan beni dinler misin? Bana bak. Şimdi Ramazan'a biraz yoğunlaşalım istiyorum. Tabii bunların hepsi soru ve bir dakika. Ben şunu merak ediyorum. Ramazan size özellikle bu işi Nazlı yapmış olabilir. Nazlı'nın geçmişi sorumu bitireyim. Nazlı'nın geçmişi karanlık diye araştıran kimdi? Ramazan mıydı? Ramazan'dı. Neden sence? Bilmiyoruz ki. Peki Ramazan gelip size onun geçmişi karanlık. Bak kız onun odasında öldü. Dolayısıyla Nazlı'nın şunu yapmış, bunu yapmış, bunu dolandırmış diye size o bilgileri veren kimdi? Anası ve Şenol. Başkası değildi. Anası kim? Anası yapmıştır, Nazlı yapmıştır ben diye. Ramazan ve Şenol. Şenol kim? O Ramazan'la konuşuyordu. Telefonu tamam. Nasıl bulmuş? O da Ramazan'ın arkadaşı mı? Evet, bilmiyorum. Ha? O telefonu nasıl ulaşmış bilmiyorum. Tamam, dolayısıyla... Bizim ulaşamadığımız bütün telefona o nasıl ulaşmış bilmiyorum. Cinayeti... O Şenol'la Ramazan'ın arkadaşı olduğu iddiası var. Evet. Bir şey gizli tanığın ismi de çıktı ama soy ismini vermeyelim. Tamam onun. Vermeyelim. Ondan sonra Ramazan olduğu iddiası var. Evet. Pardon arkadaş olduğu iddiası var. Yani şunu öğrenmeye çalışıyorum. Size anlaşıldı değil mi? Sevgili izleyiciler size de sorayım. Yani Ramazan aileyi, Turcen'i, Halil'i özellikle Nazlı'ya doğru yöneltmiş. Evet. Nazlı'nın geçmişi aynen. Böyle. Beni yanıttılar burada yanıttılar. Ben baştan doğru gidiyordum ben yanıttılar. Ramazan gibi falan beni yanıttılar. Hangi konuda yanılttı seni Ramazan? Ya şimdi bunların arkasında çeşince, bunların arkasında pis olunca
Sen de dedin ki bu olabilir. Bu olabilir de şüphelendim. Ama Ramazan sürekli seni sana yönlendirdi değil mi seni? Çünkü beni sürekli şeyine yönlendiriyor. Şenol'la yönlendiriyor. Yes. Şenol'u da böyle ama olunca Şenol'un ben şüpheleniyorum. Ama Şenol'un numarasını bu adam nereden bulmuş? Nereden etmiş? Kimden almış numarasını ulaşmış? Benim ulaşamadım telefonu bilmedim telefonu lazım diyor. O zaman bu planları neden? Ya yani şu bu soruyu eğer cevabı sizde yani evetse bunu eğer. Bunu Ramazan yemesi lazım. Bak Halil, Turcan ben aklınızı başınıza almanızı ısrarla şey evet. yapıyorum, tavsiye ediyorum. Çünkü bak Nazlı hatalar yapmış olabilir. Nazlı geçmişinde çok bazı maddi manevi hatalar yapmış olabilir. Ama başka biri Ramazan, Nazlı bu işi yapmış olabilir. Nazlı böyle diyorsa artık Ramazan'dan da bir ciddi ciddi olabilir diye şüphelenir mi gözünü seveyim ya? Şu anda öyle şüpheleniyoruz zaten. Peki Ramazan şu anda Marmaris'teki yangın şükürler olsun ki söndürüldü. Allah'ıma şükürler olsun. Gerçekten içim yandı. Onu da o yakan var ya o kişi inşallah bir an önce ağırca yani ne evet, gerekiyorsa evet, yapılsın yani. Babası da diyor ki keşke kendisi vefat etseydi. Yani o kadar da diyemem de. Ama adalet önünde gereken hesabı versin. Ramazan Efendi diyormuş ki yangınla söndürme işleriyle uğraşıyorum. Söndü yangın Ramazan. Biz o da cevap hakkını tanısın gelsin konuşsun diyor evet, yok evet. ya. Ama bak senin kimle beraber olduğun işte Fatma'yla gelininle aynı odada kaldır onları sormayacağım Ramazan. Sana şunu soracağım. 10 puanlık uzman sorusu. Sen gece 23'te 24'te Gamze'ye o mesajları annem baban neden uyudu mesajlarını niçin attın? Iddiası... Kızın boynundan kolyeyi neden çıkardın? Yüzük var. Yüzüğü neden çıkardın? Ne oldu yani? Senin amacın ne? Sonra... Sen 15 yaşındaki bir çocuğa neden bunları yaptın? Cinayeti işlememiş bile olsan bunları neden yaptın? Bu sorulara bir yanıt vermen Ramazan'a lazım. Ramazan'a mesaj atmış Gamze. Anneme derdimi anlatana kadar göbeğim çatladı demiş. Ya bir şey de kolye. Söylemedi yani çocuk. Başka bir şey söylememiş yani. Ramazan'a yazmış. Güvenme. Sen niye Ramazan iyi değil dedi bilmiyorum. Bana. Bak Ramazan bir şey iyi değil yani, Ramazan'a güvenme göbeğim diyor. Göbeğim çatladı demiş. Ama anneme bir derdimi anlatana kadar. İşin içinde bu olduğu için ben Gamze'ye dedim ki kızım bunlar ne oldu belirsiz. Yok. Aynı anda konuşmayın. Evet. Bunlar ne oldu belirsiz. Seneler de çamur atarlar dedim ben. Şimdi şöyle. Yalan mı doğru mu bilmiyoruz dedim. Ümit Koç o gece Gamze'nin iş arkadaşı. Ayşe'nin de kocası o gece size geldi. Geldi. Ondan sonra ve onun da söylediği çok ilginç detaylar var. Biz önce röportaj yaptık Hakan. O röportajı ekranlara getirelim. Arkasından da Ümit'i hemen canlı yayına alalım. İş arkadaşının da dikkat çekici o gece çok önemli gözlemleri var. O bizim geceyle... görmediğimiz bir şey görmüş olabilir. Görmüş olabilir. Bir sürü şey görmüş. Önce yaptığımız röportaj ekranlara gelsin Ümit'le. Ümit Koç'la. Çocuğu kullanma da var. Tamam izleyin. Çocuğun kafası bu şekilde kalmış. Çevirdiğimde bir nefes çıktı. Öldürmedim, öldürmem de asla. Akşam iki bardak çay içtik, kız öldü. Olay günü siz neredeydiniz? Olay günü akşam Gamze'yi biz bırakmaya gitmiştik. Eşim aracılığıyla. Gamze isteme aslında bu olayı, beni bırakır mısın diye. Onlar giderken yalnız gitmeyeyim diye beni de çağırdılar evden. Aynı yerde çalışıyordu eşiniz de Gamze. Evet aynı yerde. O stajyer olarak gelmişti. O gün akşam çaylarını içtik. Misafir ağırladılar bizi. Eniştesiyle gitti. Eniştesiyle gittikten sonra biraz daha oturduk. Kalkarken çocuk evi göstermek istedi ablasına. Belli bir saatten sonra kalktık. Eniştesinin arabası arıza yapıyordu. Burada arabası arızalı bir şekilde bekliyorlardı bizi. Evet. Ablası baktım ayakta, çocuklar içeride kıvramış soğuktan bekliyordu. Dedim ben sizi köyünüze bırakayım. Enişte Durmuş Bey arabayı çalıştırsın. Kayınpederi falan gelecekmiş. Gelince şey yaparız. Fatma Hanım'ı bıraktık. Tekrar biz geri döndük. Döndüğümüzde bu noktaya tekrar geldiğimde araç yoktu yatağında. Sen de dersem çalıştırdı gittiydi. Telefonda abisini gösterirken telefonu rahmetli. O anda gelen mesajları o kadar hızlı siliyordu ki. Ben fotoğrafı bakmaya kalmadan mesajlar siliniyordu böyle. Bir akşam iki bardak çay içtik. Kız öldü. Hayat doluydu çocuk ya. Hoşgörülü ve temiz bir insandı. Yani böyle akla gelmez. Sadece babası her konuda oğlunu eleştiriyordu sadece biz oradayken. Devamlı gelinini oğlunu eleştiriyordu. Çıkarken dışarıda bile. Satılırsa dedi yani Gamze'ye de biraz para vereceğim mi dedi. Bir şey dedi yani. O dışarıda yani dışarıda bir şey yapmak isteyen biri varsa da tetiklemiş olabilir yani onu. Kafama takılan çay olayı yani ben çayı çok severdim. İki bardakta çayı bıraktırmaları. Sadece ben kafama takıyor küçücük bir o takıldı yani.
Ve Ümit Bey de şu anda canlı yayında karşımızda. Görelim Ümit Bey lütfen. Gamze'nin arkadaşları, Ayşe'nin kocası. Ümit Bey merhabalar. Merhabalar Ceylan Hanım. Sağ olun, çok teşekkürler. Sizin o geceki gözlemleriniz çok çok önemli. Çok da iyi gözlemlemişsiniz. Bravo size. Şimdi öncelikle Gamze sizi oraya o mu davet etti? Yani öncesini falan biliyorum ama sanki Gamze sizin o eve gitmenizi ısrarla istiyormuş gibi bir bilgi var bizde de. Bu doğru olabilir mi? Eşimle konuşmuşlar onu bir iki gün önce. Beni bırakır mısın abla diye. Tamam demiş eşim de. Tamam. Ayşe Hanım da, yani eşim de dedi ben yalnız gitmek istemiyorum dedi. O gün akşam bana eşlik eder misin dedi bana. Edeyim dedim. Sizi yalnız göndermeyeyim tabii dedim oraya. Köy yeri sonuçta dedim. Yolda izle bir şey olsanız iki bayan dedim. Evet. Beraber gittik. Hatta o gün gece bile beni soğukta bekletken biraz da uzun kaldım. Evet. Uzun kaldığım için birazcık da hani şey olurdum. Ama Gamze rahmetli kızımız o gün bana kapıyı açıverdi. Buyur Ümit Bey abicim bir şeyler dedi. Evet. Orada şey olduk yani çok böyle cana yakın bir kızdı. Hı hı. O gece nasıldı peki? Gamze tedirgin miydi? Sizin orada kalmanızı ısrarla istedi mi? Anne babasıyla tavırları nasıldı? Evet, istedi yani. Bizi bayağı bir orada biraz da durun. Hatta eleştiren abisinin şeyini istedim. Fotoğrafını bir göster bakayım dedim. Yani kimmiş bu abin? Yani abini de bir tanıyalım dedim. Evet. Hatta telefonunda şey yaparken evinin internet şifrelerini falan giriverdi bana. Telefon çekmeyi bir daha dedi. Burada bakabilirsin internete falan dedi. Ve orada hatta abisinin fotoğrafını gösterirken mesaj gelen şeyleri hemen anında böyle üstten sildiriveriyordu. Görmeye kalmıyordu yani. Mesaj geliyordu, mesajı yukarı mı taşıyordu? Öyle siliyordu yani. Evet. Hiç yukarıda görmesi kalmadan eliyle hemen kaydırıveriyordu. O mesajı biri mesaj atıyor, o sırada mesajları sizin görmenizi istemedi. Yukarı doğru kaydırıyordu. Evet, hiç görmediniz mi? İsim okuyabildiniz mi? Bir rumuz falan bir şey gördünüz mü? Didem Hanım kalmıyordu. O anda yani ses gelmesiyle nasıl anlıyorsa onu dokunmasıyla böyle görmeye kalmıyor. Peki o kişi ısrarla mesaj mı gönderdi? Kaç kez mesaj gönderdi siz fotoğraflara bakarken? İki defa olması lazım aşağı yukarı. Benim yanımdayken birini denk geldi böyle sildi. Peki hatta babası da o akşam, Turcan o sırada çok telefonla mesaj bakıyor muydu? Telefonla ilgilendiği için siz de kızmışsınız hatta bakma o kadar telefon. Kızmadık. Kızmak biz derken hatta yani. Bunların hatta dursun diye ben bile dedim espri yaptım. Daha karpuz keseceğiz falan dedim. Ona geleceğim karpuza çaya geleceğim de. Söyleyin Ümit Bey. O kadar çok telefon oynamadı ya kız. Yani ben sadece telefonu göstermek için geldiydi ama telefonu o anda neredeydi bilmiyorum yani yanında mıydı? Yanında da mıydı yoksa? Onu da bilmiyorum. O anda telefonu bana gösterirken dikkatimi çekmişti o olay. Ama o sırada mesajları yani sizin o mesajları görmenizi istememesi de ilginç. Ya yani tabii insanın özelidir görmesini istemez ama yine de o kişinin... Çok da dikkatimizi çekmedi ama. Ama işte şey anladım yani kim olduğu dikkatinizi çekmemiş ama yani o kişinin isminin okunmasını istememiş. Mesajları hep öyleydi zaten. Biz onu hür bırakmıştık. İstediği gibi yapıyordu. Ay karışmıyordu diye şey. Hep beraber... Şimdi sizi de orada bir göndermeye çalışıyor. Yani çay içmişsiniz. İki tane çayı zar zor içmeden kim sizi göndermeye çalıştı? Evet Didem Hanım ben şimdi yani normalde biz misafirle gittiğimiz zaman misafir bir çay isterdi. Çay demlerler. Ben de çay şeyi yani içtiğim zaman çok severim. Ama o gün ne bileyim yani kötülemek de değil amacım da yani bir anda tabii demlemek istememi olabilirler. Ama ben iki bardakta yok abi deyince dedim herhalde bizi gönderecek bunlar dedim. Çay bitti gibi bir şeyler dedi. Yani orada sanki böyle kız kardeşi ablası Fatma'yla şeyin diyaloğu nasıldı? Gamze'nin diyaloğu nasıldı? Zaten Fatma Hanım söylemişti bize. Çay kalmadı Ümit abi diye. Fatma söylemiş. Gitmelerini istemiş sanki. Fatma gitmenizi istemiş. Zaten sobayla benim aramda oturuyordu o Fatma Hanım zaten. Evet Turcan sen söylememişsin. Olmadı. Fatma onların gitmesini Fatma istemiş. Fatma mı söylemiş? Ya. Olabilir. İstedi mi istemedim bilmiyorum ama çayı yani Ümit abi bitti. Ben anlamadım özür dilerim. Siz bir bardak çay içtiniz. Sonra bir bardak daha çay istediniz. Evet. Ondan sonra çay yok mu dedi Fatma. Yani şansıma çay bitmiş. Öyle dedi yani. Öyle bir hikaye geçti. Benim onu duydum da. Ama insan misafir gelmiş. Ben demleyeyim der. Yani bir şey ol. Ne olacak misafir çay istemiş. Evet. Tanrı misafiri. Yani iş yeri arkadaşı eşiniz yani. Bir çay daha demleyebilir. Peki orada Fatma ve Durmuş sanki bir şeyler konuşmak istiyor gibi miydi? Dikkatinizi çekti mi Ümit Bey? Aileyle. Valla biz evde bir an zaten Durmuş Bey'i ben önceden iş yerinden tanıyordum. Belediyede çalışırken. Lokantaydaydı. Orada çok yani görmüştüm var.
Onun için tanıştı yani. Biraz onunla muhabbet falan ettik. Yemeklerden konuşuldu. Hanım bir belge alacaktı. Onun hakkında konuşuldu. Bayağı konuşuldu. Konuşacağınız ortak sohbet noktaları da var. Yani konuşma tıkanır ve sıkılırsınız ya artık yani. Erenler. Öyle bir şey de yok. İşte. Ama evet, sizin yoktu. Fatma'nın size çay ikram etmek istememesi de ilginç. Çünkü Fatma o gece oraya aslında o kıymayı evet. da o şeyi de bir amaç için alıp getirmiş Durmuş'la beraber. Belli ki şu şey meselesini, ev meselesini bir netleştirmeye çalışmış. Çünkü Gamze'nin ona olan o teklifinden çok da hoşlanmamış. Gamze şunu diyor, biz evi satalım, gidelim başka bir yerde hayat kuralım. Fatma sen de gel, Durmuş sen de gel. Bu meseleyi konuşacakmış aslında Fatma. Bana, bana dedi ki yeğenlerimizi bırakmayalım, yeğenlerin hatırı için dedi. İşte yeğenlerin hatırı için mi? Demek ki Fatma oradan gitmek istemiyor. Durmuş da oradan gitmek istemiyor. Böyle bir teklif de sununca mal da Gamze'nin üzerine yapılacak. Dolayısıyla Gamze'nin bu teklifini Fatma biraz hoşlanmamış, sinirlenmiş galiba. Ben anlaşılıyor. Fark ettim, gözlerinin içi gülüyordu Gamze'nin yani. Buradan gideceğiz, kurtulacağız. Ama bunu Fatma'nın gözünün içi gülüyor muydu Fatma? Ona hiç dikkat etmedim. Neyse, peki sonrasında ben evi Gamze Fatma'ya mı gezdirdi, Ayşe'ye size mi gezdirdi? Önce bir Ayşe Hanım'la benim işimle gittiler bir yere, kayboldular. Çabuk geldiler ama. İnsanı hatta bize gösterdi. Evet. Tamam. O gün zaten bir iki gün önce de bir saçını falan kestirdiydi. Küçük yani ufaltmış saçını. Erkek tıraşı gibi bir şeydi. Ama ben güzel. Şunu merak ediyorum Ümit Bey. Yani sonrasında ayrıca Fatma'ya da evi gezdirmiş anladığım kadarıyla. Ekstradan. Öyle diyorsunuz röportajda çünkü. Fatma'ya mı? Evet. Kardeşine de. Ablasına da evi gezdirmek istedi diyorsunuz röportajda. Temizledim diye gezdirmek istedi gibi ki sanki. Ben öyle röportajda da öyle söylüyorsunuz. Fatma'ya da ayrıca evi temizledim diye. Niye temizlediğini göstermek istersin ki ben anlamadım yani. Bence evin bir durumunu... Yengem pis etmiş falan diyordu. Yengem pis etmiş. Yine Nazlı'ya bir laf çaktın tamam çok mutlu oldu sen eyvallah. Gamze'nin lafıydı bu. Gamze'nin lafı diyorsun. Peki sonrasında siz oradayken Durmuşlar sizden önce kalkıyorlar değil mi? Evet evet onlar kalkalım artık dediler. Yani kalktılar arabayı çalıştıramadılar çıktılar dışarıya. Kim dışarı çıktı önce bana onu birebir anlatır mısınız? Şimdi Mehmet Ali Bey çıktı. Fatma Hanım gitti çıktılar çocuklarla falan. Durmuş Bey çıktı. Ayşe ile biz içerideydik. Gamze çıktı mı tam emin değilim ama. Sonra araba çalışmadı deyince ben de çıktım dışarıya. Turcan dedim, dışarı çıktı mı? Turcan gitti mi? Hayır. Hayır, Turcan koltukta oturur kaldı. Tamam. Gitmedim o zaman galiba. Eşim de içerideydi. Ben çıktım, arabayı çalıştıramadım. Bundan ittirdiler. Tamam. O zaman soğuk da var. Ben de astım bir şeysi olduğu için soğukta belki üşütürüm yine diye arabaya yanaşmadım ben. Ev içine tekrar geri döndüm. Tamam. Dedim çok soğuk dışarısı. Onlar arabayı ittire gittiler dedim ben. Araba çalıştı sonra. Çalıştıramamış da sonra geldiler eve hem sıcak su hem de traktörle çekmeye gittiler. Tamam. Sıcak suyu bir arabanın donanbeyinin üstüne dökeceklermiş. Tamam. Öyle çalıştıracağız. Sonra çalıştırdım diye haber geldi. Tamam. İşte. Sonra çalıştırdılar ve araba gitti. Siz evet. de eve içeri geldiniz. Çalıştırdılar. Geldiler tekrar ırbı bıraktı bir şey yaptı Durmuş Bey. Gamze kızımız iyiydi sarınçtan doldurdu. Şeye koydu. Üzerine koydu sobanı. Hatta oraları sildi. Gülümseyerek de bize işte temizlik yapıyorum ben böyle der gibi heyecanlı heyecanlı. Tamam. Sonrasında onlar gittikten kaç dakika sonra siz ayrıldınız gittiniz? Dedem hanım aşağı yukarı yarım saat yakın durmuşluktur ya. Yarım saat. 30 dakika. Peki yani, o sırada araçları tekrar bozuldu diye bir telefon haber geldi mi? Hiçbir haber gelmedi Gamze Hanım. Biz daha sonra çıkacak olduk. Allah çıkarken Allah Gamze... yarım saat. Bir dakika evet, bir şey soracağım. Saat. Şimdi yarım saat falan siz bayağı oturmuşsunuz. O sırada telefon gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Ben anlamadım. 7 kilometrelik yer yarım saatte alınmaz mı ya? Olmuş. Ne kadar zamanda gidilir ki oraya? Aşağı yukarı 10 dakikalık bir yol dakika. Ya. Ümit Bey bir şey söylüyor. Biz oraya vardığımızda Durmuş dedi ki yol çatına doğru dedi. Orada bir yerde yine tekrar kaldık dedi. Affedersin. Bir dakika bir saniye adım adım gidelim bir dakika adım adım ya da gidelim şimdi konuşalım sizinle. Şimdi ekranı ikiye böl, üçe böl Hakan. Şu grafiği de ekrana getirir misin lütfen? Şimdi orada Turcanların evi görünüyor. Ondan sonra aracın bozulduğu yer görünüyor. Ekrana getirelim benim göstermem olmaz ki ekrana ver. Ha. Ondan sonra Halil ile Turcan'ın evi 7 kilometre ileride Fatma'nın aracının arıza yaptığı yer. Ha. Şimdi arıza yaptığı yer... biraz ileride 3.9 kilometre ileride benzinlik var.
23 kilometre ileride de Fatma'nın evi var. Şimdi Ümit'i görelim lütfen. Turcan'ı al ekrandan, Ümit'i gör. Ümit'ciğim şimdi şey söyler misin canım benim? Şimdi size bir yarım saat sonra mı telefon geldi? Siz oradayken... Hayır, biz oradaki telefon falan gelmedi. Dedi ama tamam. Çıkmak istedi. Çıkarken dedi illa yan tarafa göstereyim. Bir daha dedi bize tekrar. Yarım saat geçti tamam. Ama değil mi? Doğru anladım mı ben? Aşağı yukarı geçti ama. Tamam peki evet, devam tamam. Edin. Çıkarken hatta Gamze kızımız bana böyle tostu biliyor musun? Merdiven altında derdi. Pardon Ümit abi falan filan dedi heyecanlı bir şekilde böyle. Önemli değil kızım dedi. Geçtik yan tarafı kapısını açtılar. Bizi kapıdan girer girmez bir soba karşıladı. Güldür güldür yanan. Hatta dedi soba ateş mi almış dedi. Bir şey almış dediler. Biz orada otururken. Sana sağ oda giriş sağ oda gösterdi. Ha, bir dakika. Alalım şimdi grafiği tekrar verirsin Hakan. Burcu'nu ortada gör. Yani o soba ortadaki soba var ya bir tane. Aslında evin içindeki sobayı gösterebilirsin Hakan. Evin içindeki ortada bir tane soba var. O soba cayır cayır yanıyor. Yani sıcak da orası ben doğru mu? Ben oradan atmıştım. Bir dakika oturayım. Bir saniye. Ümit Bey sıcak mıydı orası? Sıcak mıydı? Sıcaktı. Ha, soba bayağı sıcak. Yanıyor yani. Ben odun atmıştım. Evet. Odun atmıştı mı? Bize şey dendi yani kendi odasından işte oradan da borular geçiyor. Kendi odasından ziyade işte diğer taraf daha iyi oldu. Peki şeyin odasına girdiniz mi? Gamze'nin odası akıyor muydu? Evet. Hatta ben söylemiştim orada dedim kızım dedim bu tavandırma şu anda yere su damlatıyor sanki dedim ben. Ha. Burada yatılmaz. Abi bir şey olmuyor dedi yatıyorum falan filan dedi bana. Yani Gamze ölü bulunduğu yerde yatmak istemediğini eşinize söylemiş. Evet söyledi orada bizim yani ben fazla ilgilenmesem de duydum yani bunları. Tamam. Bana bazı dikkatimi çeken şey olsa sordum kıza sadece. Ben de formülerce bir oraları gösterdiler yani. Evet. Peki sonra ne yaptınız? Sonra tekrar kapıya yanadı. Kapıdan çıkarken, ayakkabı falan giyerken Mehmet Ali, Halil Bey aynı şeyleri konuşuyordu. Oğlu hakkında olsun, kızı hakkında. Yani bunları artık satacağım, yapacak bir şey yok diyerekten. Hı hı. Ama dediğiniz gibi dışarıda düşmanı da olabilir insanın. Peki yani siz evden ayrıldınız, çıktınız, gittiniz. Evden ayrılıp çıktınız, gittiniz. O grafiği şimdi ekranlara getirelim lütfen. Bize anlatır mısınız? Yolda karşılaştınız mı şeyle, Ümitlerin aracıyla? Bir onu anlatın lütfen. Şeyle mi? Pardon, şeylerin, Durmuşların aracıyla karşılaştınız. Evet, Yeniköy girişinde. Orada bizim ilk girişin evlerin olduğu yerde baktım. Araba duruyor, arkada Batma Hanım dinlenmiş. Şey yapıyordu, ceketle yeli cebinde. Duruyordu, yanaştım ben. Ne oldu? Ve tekrar arabamız arıza yaptı dedi. Baktım çocuklar içinde. Siz kaç dedim, gibi ayrıldınız evden? Siz kaçta ayrıldınız evden? 12 sırası. 12 sırasında yani. Evet. 12 sırasında ayrıldınız. Evet. Oraya gitmeniz 12-10 falan. Sizin oraya gitmeniz 12-10 civarı falan. Çeyrek tabii, geçe. 10 dakika falan sürer ortalama ya. Değil mi? Aşağı yukarı. Soğuk hava yani hızla yapılmaz. Yolda don olabilir, bir şey olabilir. Şimdi donu eğer, çıkabilir. O zaman çok enteresan. Çok enteresan. Bazı bilgiler var da paylaşacağım. Tamam peki. Siz daha sonra işte Fatma'yı çocukları aldınız. Doğru mu? Evet. Aldım arabaya. Dedim hatta arabanızı çalıştıramazsan dedim. Ben tekrar gelirim buraya. Köyde dedim bizim çam motor benzinler bir şeyler var. Ondan benzin koyarız. Gerekirse traktörümüzle çekeriz. Tekrar çalıştırmaya çalışırız diye. Çıktım gittim oradan. Ümit Bey siz şimdi Fatma'yı eve bırakıyorsunuz. Biraz hızlı ilerlemek adına size yardımcı olayım. Fatma'yı eve bıraktınız. Sonra döndünüz. Benzinlikten benzin aldınız. Sonra Durmuş'un aracının bozulduğu yere gittiniz. Doğru mu? Hayır. Ne yaptınız? Ben benzin almadım dedim abi. Ben çocukları bıraktım evine. Tamam. Tekrar geri döndüm. O yolda karşılaştınız mı peki? Hiç yolda Durmuş'ta karşılaştınız mı damatla? Yok. Yok denk gelmedi bana yolda. Nasıl? O sırada hemen zaten gitti diyor arabayı çalıştırdım diyor bir süre sonra. Benden 5 dakika sonra diyor ben geldiğim yoldan değil direkt köyün içine dönerek geçtim. Hatta birkaç dakika mı oldu herhalde yolu karıştırdım ama yani onun arkamdan o kadar çabuk geleceğini bilmiyorum ki ya gelmiş ama. Ama gelmişsin sizin bir şekilde karşılaşmanız lazım. Neden karşılaşmıyorsunuz? Evet, ya gelmese karşılaşırdım çünkü. Şimdi bakın siz diyorsunuz ki 12'de biz ayrıldık. Siz 12'de oradan ayrıldığınızda zaten onlar yarım saat olmuş çıkalı. Lütfen yanılıyorsam düzeltmeyin. Yarım saat olmuş çıkalı. Ondan sonra siz oradayken şeyden bir daha netleştirmek için Fatma'dan, ablasından, eniştesinden, Durmuş'tan bir telefon geldi mi gelmedi mi? Onun bildiğim yok. Sadece bunlar orada gittikten sonra geldi Didem Hanım. Gamze ile şey
Gamze'nin telefonundan mı dedi? Birinden de ulaştık dedi. Geliyorlar dedi. Mehmet. Ama şöyle babası siz dedi. Normalde sizin ya da ben Ayşe'yi de hatırlamıyorum. Ayşe de böyle bir şey. Onlar gittikten sonra diyor Turcan zaten. Hmm. Şimdi onlar gittikten evet. sonra ise eğer... Biz gittikten sonra yani telefon geldiyse ve bilmiyoruz. Biz. Peki o zaman 23... Bak bir dakika bir dakika. Onlar gittikten sonra ise... Köyün çıkışına varmadı bunlar belki aradıklarında. Tamam ama şöyle bir şey. Onlar gittikten 12'de falan gidiyor ya Ümit Beyler. Onlar gittikten sonra ise eğer Ümit de Ayşe de oradayken Fatma saat 23.40'da ablası Fatma Gamze'yi arıyor. 23.40'da. Olabilir. Yani. 23.55'te daha Ümit'le Fatma, Ümit'le Ayşe evdeler. Durmuş arıyor Gamze'yi. Gamze'yle bir telefon trafiği evet. var o evet, sırada. Evet. Niye arıyorlar? Bilmiyorum. Siz evde, siz de evdesiniz, onlar da herkes evde. Yok, biz evde değildik. Hayır, ya. Onlar da evde. Siz bak. Biz onunla beraber Ümit'in de evde değil miydik o zaman? Hepiniz evdesiniz. Ümitgil vaka durmuş, aradı mı bizi? Evet, ya. Aramış. Gamze'yi aramış. Aradım aramadım bilmiyorum da. Ben Gamze benim dedi eniştem dedi, yolda kalmış dedi. Bunlar gitti yalnız. Ümitgil şimdi gitti. Bak, 12'den sonra gidiyorlar. 12 gibi gidiyorlar. Bir daha netleştirmek için soruyorum. Siz 12'ye geçmiş miydi ayrıldığınızda? 12 sırasıydı yani. 12'den sonra pek sanmıyorum gitti sanmıyorum. 12 civarı falan. 12 diyor da eşim zaten. Ben şeyi gördüm de ekranda eksi 4 derece. Şimdi bakın ben şöyle gidiyorum. Ama saatini hanım 12 olarak görmüş. Şimdi 12'ye de 20 ya yani 23.40'la 12 arası 20 dakikalık bir zaman dilimi var. İnsan bilir yani 23 11.30'da mı gitti, 12'de mi gitti bilir. Şimdi 23.40'da Fatma Gamze'yi arıyor. Ben saatine bakmadım için devam ediyorum. 23.55'te durmuş Gamze'yi arıyor. Tamam? Sonra 00.19'da yani Ümitler gittikten sonra durmuş arıyor. 1 dakika 55 saniye görüşüyorlar. Onu bilmiyor işte. 00.23'te de Fatma ile görüşmesi. Onu Gamze'ye gitmiş dedi. Ablamgil rahat olun yatın gari dediğini biliyorum. Peki öncesinde 24'ten önce Ümit de durmuş oradayken Gamze'yi Fatma de durmuş neden aradı? Bilmez ki. Hı? Bize Gamze söyledi. Aradı. Eve varmışlar dedi. Bir dakika ne zaman arada size varmışlar şimdi dedi. Şimdi Ümitler bu çocukları götürdü ya. Ümitler sonra. Eve bıraktı ya. Hı. O zaman Fatma Gamze'yi arıyor. Hı. Bizi diyor Ümitgil eve bıraktı diyor. Eniştenin tamam. yolda diyor, araba kaldı diyor. Siz, bak onlar daha evdeyken Gamze, Fatma ve durmuş Gamze'yi arıyorken siz evdesiniz. Ümitlerle beraber. Evet. Yok Ümitler. Ümitler bak aradınız. Şey yani sizi aramıyor. Ali seni aramıyor. Onu bilmiyor. Kendi aralarında konuştuğunu sana Gamze, bilmiyor. Gamze'yi arıyorlar. Biz bilmiyoruz onu. Bunu kendi aralarında konuştuğunu sana bilmiyor. Bunu birazdan Durmuş'a soracağım. Birazdan bu çok çok önemli. Neden aradılar acaba? Bilmiyoruz biz. Ümit Bey hatırladığınız başka bir detay var mı benim sormayı unuttuğum? Çünkü çok önemli. Didem Hanım benim hatırladığım başka bir şey yok. Zaten o an şeyler yaşadık yani. Tamam bizi, çok çok söyle. Durmuş'a hazırlayın arkadaşlar. Gamze iki sefer aramdığını söylendi. Gamze. Bir yolda defa. Kalmış, bir de bir yolda eve kaldı, bir de eve geldiğini söyledi. Öyle değil. 4 defa bir telefon görüşmesi ama onunla ben, var. Onlardan ikisinden bizim haberimiz yok. Hiç haberimiz yok. Ben öyle biliyorum. 4 kez bir telefon görüşmesi var. Bilmiyorum. Bizim hiçbir bilgimiz yok. Ümitler gittikten sonra sadece 2 sefer aramlarını biliyorum. Öyle değil işte. Yani. Ya. Ama ondan öncesinde ben bilgim işte. Yok. Biz bilmiyoruz. Durmuş ve Fatma neden aramış olabilir acaba? Bilmiyorum. Durmuş'a onun soracağım. Cevabı kendinden alacak. Şimdi geçen gün o şeyi hazırlarken arkadaşlarım, Durmuş'u hazırlarken sizin damadınızı. Şöyle geçen cuma günü yayına bağlanan gizli tanık dedi ki Turcan. Senin kilit isim olduğunu söylüyor. Hı. Şimdi senin Ramazan'la ilgili bazı şeyler bildiğini söylüyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi diyor ki Gamze de şu ben iddiasını söyleyeyim de. Gamze diyor, Ramazan'la, Turcen'le Ramazan'la ilgili bir görüntü yakaladı. Yani senin baştan beri hep sorduğumuz, hep senin itiraz ettiğin, benim özel hayatım, beni orada küçük düşürmeye çalışıyorsun. Benim öyle bir amacım yok. Yani ben bir kadınla ilgili böyle asla yapacak insanlar, en son yapacak insanım yani. Ama senin de Ramazan arasında bir ilişki olduğu iddiası yok, yok. Bize köyden başkalarından da geldi. O gün yok. Telefona bağlanan gizli tanık da söyledi. Benim de ben iddiayı söyleyeyim. Diyor ki, gizli tanığın iddiası. Gamze diyor Turcen'le Ramazan'la ilgili bir görüntü yakaladı. Turcen de onu silmesini istedi. Yok yok. İkna etmeye çalıştı. Halil uyuduktan sonra ikna etmeye çalıştı. Yok öyle bir şey. İkna edemeyince de yok. Öldürdü. Yok öyle bir yok. Şey yok. Hı? Yok öyle bir şey. Ben Ramazan'la aramdaki bağ şu. Benim Fatma kaçtığı zaman... onlar benim yanıma gelecek oldu. O zaman teknemiz vardı. Kirsebükü dediğimiz yer.
Ben bunları koşturdum. İlla ki geldiler. Ramazan ya Arabi gra demiş. Bunun işi belli olmaz demiş. Biz bunu psikolojik tedavi yaptırdık demiş. Ne yapacağı belli olmaz demiş. Arkamdan koştu geldi. Hatta orada zeytinden dibinde. Beni bir tarttı şöyle kolumdan asıldı. Ben de ona şiddet uygulamaya çalıştım. Taşa kavradım şöyle. O zaman bana şiddet uygulamadı. Ben de taşı attım. Bağ bu yani. Başka hiçbir bağımız yok onunla. Bir de sığırdır, keçidir, koyundur. Özben yazışmaya bakarken yapmaya, bir şey yazıyordu arkadaşlar. Yapmaya çalıştılar. Böyle şey yapmaya kimden çalıştılar. Kimden bahsediyorsun? Kimse ben attı de, anlamadı. Kimse attı şeyi taşı falan. Kimse taş atan yok. Ha. Ben kendimi savunma amacıyla savunmaya geçtim. Taş aldım elime. Kime karşı savundu? Ramazan'a karşı. Beni vuracak hissettim. Hani beni vurar diye hissettim. Bu olay ne zaman oldu? Bundan Fatma kaçtığı zaman. Fatma kaçtığı zaman. O günden bu yana bize yaklaşmaya çalışmış bu. Ama sen manevi oğlum demişsin i̇şte yaklaşmış. O günden bu yana bir ya bağ oluştu. Başka bir şey yok. Işte yani. Yalakalık yapıyor. Yalakalık başka yapıyormuş bir şey yok. Bize karşı. Bir de işte... Ya sana yalakalık yapmış. Evet. Tamam anladım. Buna yalakalık yapmış. Peki Ramazan sana ne mı yakın? Ne yalakalık yapmış? Tamam. Ramazan sana mı yakın, sana mı daha çok yakın? Hepimiz. Doğru söyle Halil söylesin. Hiçbirimize yakın değil. Hiç yakında yok. Gelip gidiyor yok sadece. Ama sana neden iş buldu? Biz traktörü alınca çıktı o iş. Hangi ya, iş? Didem Hanım zaten iş bulma meselesi Ramazan'ın bulması mümkün değil. Çünkü biz babamla arıların yanında arı yanındaydık. Babamla konuştuk. Baba dedim bir traktör alalım. Ben de dedim ki hani işi alalım, çalışalım beraber. Ben de gittim orman işletmeye dedim böyle konuştuk ormancıyla. Hani ormancı dedi bir konuşalım şey yapalım dedi. Hani Ramazan da ormanda çalışıyor ya. Evet. Ben Ramazan aradım. Ramazan böyle bize dedim bir işi bulabilir miyiz dedim. Ben dedi bir ormancıyla konuşayım dedi. Selda ormancı. İş bulmasının evet. Sebebi bu. Doğru. Zaten ben işi buldum. Sadece doğru. O hani ormancıyla şimdi olmuş aracı olmadı. Taş demiş oldu. Fazla da şey olmamış. Yani. Olmadı yani. Bir şey başka bir şey yok. Ama niye sana Ramazan çok büyük bir iyilik yapmış gibi anlatıyorsun? Ya ben Ramazan'dan şüphelenmediğim için yıllardır bizi kandırmış. Ondan başka bir şey sebebim yok yani. Bak Turcan'cığım şimdi yıllardır bak bazı şeyleri söylemiyor olabilirsin ama sen yok. De ciddi anlamda kızını yok. Öldürmekle suçlanıyorsun. Yok yok ben bak, kızımı... Başka, dur tatlım benim başka bir şey. Ben ya bilemem onu seninle vicdanınla yargı araştırıyor evet, zaten evet. Onlar gereken şey yapacaklar evet. Da. Ben şunu merak ediyorum bak burada şimdi bu Ramazan belki seni rahatsız etmiştir. Sana yok. Yan gözle bakmıştır. Ha, yok sana bazı imalarda bulunmuşsa bunu söyleyebilirsin. Yok, yok öyle. Bunu şey. Halil kızmaz ki. Hayır, değil mi? Halil söylerse kızmaz. Söylerim zaten. Öyle bir şey söylese söylerim. Bana sadaşanlar hep söylemişimdir eşime. Ramazan öyle bir şey yapmadı mı hiç? Yok. Sadece inektir, öküzdür, şudur, budur işte koyundur, kuzudur yapalım diye geldiler. Ramazan abisi Fatma Durmuş Mefar'da vardı. Hep de Mefar'a kızdım ama Durmuş ben. Bile, senin Mefar... damadın bile gelmiyor doğru düzgün oraya. Ramazan geliyor eve. Geliyor, hep geliyor. Kandırmış bizi. Hep de Mefar'a kızdım. Sen balıkla mı aplıyorsun? Her şey bu benim üstüne. Bu bana sormadan. Biz istemiyoruz. Yine bizim sırtımıza yük olacak. Bu mala bakan olmayacak. Yiğisini atacak, gidecek. Kim bakacak bu mala? Yine bizim başımıza tebelleş olacak dedim ben. Sen niye okeyliyorsun bu? Ben vaka bu orada. Turcan, dedim ben. Size gelip giden Durmuş mu? Ramazan mı anlamadım. İkisi de gelip gider. Ama Durmuş bize şey dedi. Ben çok fazla bir iki defa gitmişimdir. Çok fazla gitmem dedim oraya. Yok gider. Bizim oraya gelip gider. Sürekli gelip gider. Pazar günleri gelir. Odunala gelir. Bir işi Ramazan mı çok gelir? Damadın mı çok gelir? Damadım aşağı yukarı... Hangisi yani, daha çok gelir gider? İlk ay 3 ay gelmediyse 3 ay sonra mutlaka gelir. Ramazan? İşinden dolayı gelemiyor zaten. Ramazan? Ramazan da arada sırada geliyordu ama yani, biz böyle şüphelenmedik. Ama Durmuş'tan daha fazla geliyor anladığım kadarıyla. Ya, Durmuş'tan daha fazla geliyor. 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 Evet, geliyor. Durmuş'tan geliyor. Daha fazla geliyor. Geliyor. Niye babasının hayrına mı geliyor? Bilmiyoruz ki. Bayramda seyranda niye geliyor? Bizi hep kandırmış. Buna bu... Manevi annem geliyor dedi, bana içiyor geliyor. Ben et de abisine dedim içmesin yanlış dedim. Abisine. Parasal yönden bahsettiğimiz düşündü. İçmesi yanlıştı. İçen adamı Gamze'nin yanında yatırmışsın. Yanlış. Ya. Bilmiyordum ben onun yanında mı yattı orada mı yattı. Ya ben sen eve gelen adamı tık nerede? Ederim. Bak pencereyi tık tık ederim Gamze çıkar gele. Sen bakmaz mısın çocuğun yanında kim yatıyor? Yok ben pencereden seslenirim. Kapıyı açmaz mısın çocuk yo. O ya? Ben Mefar'ın evinin içine niye gideyim?
Pencere, bir yanlış pencere var. İddiacım olursa giderim. İddiacım olmaktan sonra. Orası sizin kendi eviniz zaten. Orada kendi oturuyor. Eviniz değil işte. Hayır, anladım da. Yani ama evin senin üzerinde şey... Yani onun... Olsun ama ona verdim o evi de. Baba sen ama onlar da gitmiş artık orada yoklar. Yine de gitmedim ben oraya. Yine de gitmedim bak. Ben mutfaktan eşyam olursa, tabak, çanak lazım olursa alı geri dönerim. Onlarla işim yok olmaz. Onlar da ara taşıyor benim eşyaları öyle mesela. Şimdi Durmuş hatta şeyde canlı yayında karşımda Durmuş'u bir görelim lütfen. Hakan bir şey yazıyorum ya WhatsApp, ona dikkat eder misiniz lütfen? O dediğim şey yapar mısınız yok. Lütfen? Çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Evet şimdi Durmuş'u bir görelim lütfen. Durmuş merhabalar. Merhabalar Didem Hanım. Teşekkürler. Ben önce şunu merak ediyorum. Şimdi Cuma günü senin kayınvaliden ve kayınpederin çok önemli bir iddiada bulundu. Senin erkek kardeşin Ramazan'la ilgili. Dediler ki işte yazışmaları gördük. Ramazan yani senin erkek kardeşin Gamze'ye, senin baldızına gece saat 23.30'da 24'te mesajlar atıyormuş. Annem baban uyudu mu? İşte ne, Nazlı uyudu mu? Mefer uyudu mu? Öncesinde geriye dönük bir sürü mesajlar atıyormuş. Sen bunu yayında dinledikten ve sonra izledikten sonra bir kayınvalideni, kayınpederini arayıp ya baba nedir? Anne bu nedir? Siz nerede gördünüz, ne yaptınız bu mesajları diye aradın mı onları? Didem Hanım, onlar benim evime geldiler. Annemle babam benim yangın evime geldiler. İşte o yangın olduğu gün, olduktan bir gün, benim arabam yandığından bir gün sonra geldiler. İşte onların jandarmada şeyler vardı, imzaları vardı. Evet. O gün evime geldiler. Orada sadece hani şeyle söylediler, sözle söylediler. Ama şu belgeler, şu var diye göstermediler ama... Böyle bir yazışmaları olmuş diye söylediler yani bana. Peki sen ne düşündün dedim, Durmuş? Hani... Sen ne düşündün Durmuş? Ya Didem Hanım şimdi Ramazan hani o gün gece mi yazdı, daha öncesinde mi yazdı, daha sonra mı yazdı? Hani tarihlerini bilmediğim için ben bir şey demedim. Ama peki bu seni rahatsız etmedi mi? Sonuçta senin baldızın 15 yaşında o sıralarda, 16 yaşında. Evet rahatsız etti yani 15 yaşında, 16 yaşındaki çocukları. Hatta Ramazan'ı aradım, dedim ki ya Ramazan. Sen bu çocuğu, affedersiniz yanlış olacak hani üstleşeceğin kelime ve hatta herhangi bir şey yazdın mı dedim ben. Hayır dedi. Ne neden yazmış? Yazdın? Hani bu... Evet. Neden ya, yazmış? O görüntülü sohbet için geçen senelerde falan yazmış işte hani babası orada mı, abin orada mı? Hani görüntülü sohbet için, görüntülü sohbetle konuşmak için yazdığını söyledi. Peki gece saat 23'te Panofun Hanım. Gece saat 23'te 24'te annem baban uyudu mu diye sormak hangi anlama geliyor sence Durmuş? Vallahi Didem Hanım yani şimdi ne diyeyim ben bu konuda? Ben o konuyu da sordum. Hani gece bu saatte böyle yazdın mı? Hayır yazmadım dedi. En son dedi 18 Ocak'ta falan mı ne yazmış galiba? Gözlerimle gördüm ben... Didem Hanım. Söyle Turcan sen öyle söyle damadına. Ben... Bana söyle ki damadına söyle yani. 23.33'te aramış. Yani gece... 23.33'te aramış bir de 00.33'te aramış. 33'te aramış. Öldüğü gün. Gözümle gördüm. Evet. Tamam siz gözük görmüşsünüzdür ama hani biz görmediğimiz için ben yani. Yalandır doğrudur desem ben şimdi hani kendim şey olurum yani. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Sen Ramazan'ın buyurun. Abisi olarak arıyorsun. Ramazan'a diyorsun ki kardeşim bu mesaj nedir ne değildir diye soruyorsun. Fatma da bu kadar senin kardeşinle samimi. Samimiyetin boyutu sizi ilgilendirir. Kara koca ona girmeyeceğim ama gerçekten çok rahatsız edecek derecede samimi. Ve sen Fatma arayıp kardeşim sen niye benim kardeşimi aradın? Böyle mesajlar ya bunun annesi babası dile getiriyor. Şimdi ben dile getirsem ya da başkası dile getirirse diyecek Allah Allah şüphe beni yanıltıyor mu acaba? Annesi babası böyle bir şey dile getiriyorsa insan Ramazan'ı arayıp ne yapıyorsun sen benim kardeşime nasıl bunu yazarsın dememesi sence Durmuş ilginç değil mi? Didem Hanım şimdi herkesin düşüncesi farklıdır. Eşim belki hani annesinin babasının kafası karışık olduğundan dolayı evham ettiğinden dolayı belki ondan dolayı hemen şey yapmak istememiştir. Ama tabii ki benim eşim de onu sorar. Eğer Ramazan eğer böyle bir şey yaptıysan, ettiysen bunun cezasını gerçekten çekersin diye söylemiştir yani bunu. Peki Ramazan o gün neredeydi? Cinayetin gündüz saatlerinde neredeydi? Didem Hanım, inanır mısınız? İnan ki ben de bilmiyorum. Bak ben bunu özetle söylüyorum. Benim bu telefon görüşmelerim, her şeylerim jandarmanın kaydında var. Olmuş olsa zaten hani beni zaten şey yaparlar, sorarlar ederler. Bunların hepsi jandarmanın kaydında var.
Ben inan ki bilmiyorum Ramazan o günlerde olduğunu. Senin kardeşin Ramazan aynı zamanda bu işi Nazlı'nın yapmış olabileceğiyle ilgili aileyi de yönlendirdi. Az önce dinlemişsindir herhalde. Aileye yönlendirme soruları yapıp burada da öyle, buraya da geldiğinde ben Nazlı'yla, hatta bizim ekibimizi, bak şimdi hatırladım bunu söyleyeyim, kayıtlara düşsün. Yetkililer de takip ediyorsa yayınları. Aynen senin kardeşin şunu söyledi. Ben Nazlı'ya çok kritik sorular soracağım. Müsaade edin. Nazlı'ya kritik sorular sormama müsaade edin. Çünkü kafasında bir kurguyla buraya gelmiş durmuş. O kurgunun hayata geçmesi için de epey bir mücadele etti. Ama sonuçta burada soruları ben sorarım. Verdiği bir bilgi yok, bir şey yok. Tabii. Ama kafasında kurduğu kurguya uygun hareket etmek için o soruları sormasını bir anlamda ben müsaade etmedim. Bir noktaya kadar müsaade ettim. Ama Ramazan Nazlı'ya sürekli böyle hedefi Nazlı'ya göstermek istedi. O gecede mesela kendi odasında yatmak isteyen ablası Fatma'ya size de söylemiş o gece. Ben ablamın kendi yatağımda yatarım. Bu odada asla yatmam deyip çok net ifadeler kullanan kişi Gamze. Bak işin tesadüfe bak. Başka bir yerde öldürülüyor, tamam mı, bence. Oraya taşınıyor. Yani o gece öldüren kişi o zaman anlık ya bu kararı verdiyse çok zeki bir insan. Ya da öncesinden bir plan yapmış da olabilir. Gamze'yi orada öldürüyor. Arkasından yatağı Nazlı'nın yatağına taşıyor. Yatak örtülerini falan her şeyini seriyor. Çünkü onlar serili değil o sırada. Oraya seriyor. Arkasından üzerine battaniye örtüyor. Üstüne yorgan örtüyor. Üzerine bir daha battaniye örtüyor. Yani Nazlı'yı hedef göstermek için bayağı kendi kafasına göre planlar yapıyor. Buna ne diyorsun? Vallahi Didem Hanım, yani o kadar ince bir plan gibi ki her şey ince incesine işlenmiş gibi. Daha öncesinde aynı sizin dediğiniz gibi ben de katılıyorum ama benim kardeşim yapacağını zannetmiyorum. Yani gelip de hani dışarıdan bir insan kardeşim gelsin, affedersiniz, gelin hanımın odasındaki eşyanın nerede olduğunu bilemez. Peki siz takdir edersiniz ki, senin kardeşin neden Gamze'nin boynundaki kolyeyi koparsın? Didem Hanım, onlardan benim bir bilgim yok. Olacak yani şimdi, yakında olur merak etme. Onların hepsinden bilgi sahibi olursunuz. Neden boynundaki kolye, yüzüğü alıyor, kolyeyi alıyor? İnanın ki biz onlardan hiçbirinden haberimiz yok. Ya bu, yani bunu iyi niyetli görüyor musun Durmuşça? Bunu iyi niyetli görüyor musun sen? Bunu Gamze'nin kendi yapmış. Kendi yapmış olabilirler. Bir şey yapmış oldu kendi. Hani aralarında şakalaşırken de yapmış olabilirler bunu. Yani şimdi, samimiyet ya. Doğru, boynundan aldı. Etti desin, ben bana yalan bir şey söyleyeyim. 35 şimdi. Yaşındaki bir adamın da 15 yaşındaki bir kızla şakalaşması olmaz Durmuş. Kusura bakma yani. Bundan ben bir şey dikkatimi çekti. Şimdi Ramazan o gece Nazlı'nın da Mefar'ın da orada olmadığını biliyor. 10 gün önce gitmişler. Attığı mesajda Mefar'la Nazlı uyudu mu demesi bence sonrası için bir hazırlık. Onun dışında az önce beyefendi şunu söyledi Durmuş Bey. Ama o mesajı Bey daha önce de atmış olabilir. Ha, onu bilemiyorum. Bir de şöyle bir şey söyledi az önce. Annen baban o bu uyudu mu dediğinde görüntülü konuşmak için genelde bunu sorardı gibi bir şey söyledi. Yani cümleyi tam toparlayamayabilirim. Öyle, doğru, aynen. Demek ki o gece attı ise o mesajı, oraya da gidip bu eylemi yapmış ise veya yardım etmiş ise yarın bir gün ifadesine şunu söyleyebilir. Ben mesaj attım, bakın sonra da görüntülü konuştuk, işte kayıtları da burada. Yani bu da bana bir kurgu gibi geliyor. Öyle değil ama, öyle değil. Farklı şeyler de var. Çünkü her şeyi biz burada paylaşamıyoruz. O evet, zaman öyle değil. Öyle kalıyor. Evet, havada bazı şeyler havada kalıyor. Biz de bazı bilgileri soruşturmanın selahati açısından paylaşmıyoruz. Bizim de elimizde bazı bilgiler var. Söyle Özgürcüğüm, ne diyorsun canım, söyler misin? Yani evet, yani Özgür de şunu söylüyor. Yani gecenin bir vakti, yani aynen öyle. Gecenin bir vakti işte görüntülü konuşmak zaten olmaz. Kızın boynundaki kolyeyi çıkartmak zaten olmaz. Sen kimsin ki yani o 35 yaşındaki bir adam 15 yaşındaki çocukla şakalaşacak? Yani böyle bir şey olabilir mi? Durmuş senin kızınla 35 yaşındaki biri şakalaşsın bakalım sen ne yaparsın yani? Olur mu öyle şey? Şimdi gelelim şu ev meselesine. Siz o akşam oraya gidiyorsunuz ya. O akşam oraya gittiğinizde bu ev meselesini konuşmak için oraya gitmişsiniz. Belli yani Durmuşcuğum. Bayram değil, seyran değil. Hani söylentiler. Takım söylentiler için hani o şekilde söyleniyor. İnanın ki biz oraya ev meselesini konuşmaya gitmedik. Ben bunu bütün kalbimle söylüyorum bak. Kayıtlar da geçsin isterim.
Hani ben bütün kalbimden bunu söylüyorum. Ben oraya ev meselesi konuşmaya gitmedim. Ama bir şey söyleyeceğim. Senin eşin Fatma, oraya... Gamze'nin ablası misafiri Ümit'e çay vermemiş ya. Ya o biz sohbet ederken çay gargaşasını o anda herkes her şeyi hatırlamayabilir. Ben onu hatırlamıyorum. Tamam, ya, neyse Fatma'ya vermemiş. Hani şimdi gelelim aramalarınıza. Saat 00. Sen ne zaman aradın? Kaç kez aradın Gamze'yi? Sen Gamze'yi kaç kez aradın? Ben Gamze'yi 23.53 geçe aramışım. Yani benim bu telefon kayıtlarımda var. Tamam. Kızım ben çıkıyorum yola. Babanlar geldiği zaman haber ver dedim. Ve çıktım yola. Gittim benzinlikten 100 liralık benzinimi aldım. Ondan sonra doğru evime gittim. Tam evime yaklaşırken Gamze sağ olsun yattığı yer cennet mekanı olsun. Kız beni aradı. Enişte babamlar eve geldi diye haber verdi. Ondan sonra sağ ol kızım Allah razı olsun dedim. Teşekkür ederim dedim. Ne olacak enişte ya bizim de böyle bir şey olsa sen de bize yardım edersin sen dedim. Bir defa tamam, aradın. Dedim. Bir defa mı aradın? Ben bir defa aradım. Dönüşte tam evime yaklaştığım sırada bunu zaten HTS ile kayıtlarını zaten çıkar. Tam evime yaklaştığım sıralarda Gamze beni aradı. Orada Gamze'nin aramış olduğu saatte 007. Benim telefon kayıtlarımda bunlar 007 var. 007 mi? Yani 01. Nasıl diyoruz onu? İşte. 0'sı gece 24.07 şey, yok. 1.07. Evet. Değil. 12 hani 12 diyeyim artık hani söyleyemedim yanlış anlamayın. Hani 23.53 12.07. 12.07 yani. Sen yani bir 23.53'te bir 24.07 oluyor. Anladım. Bir de 24.07'de aradın. Doğru mu? İki defa aradınız. Bak önce arayan benim. 23.53'te arayan benim. Kızım ben yola çıktım diye arayan benim. Tamam. Sonra Gamze beni dönüyor. Babamlar eve geldi diye. Peki o zaman saat 23.40'da Fatma neden Gamze'yi arıyor? 23.40'da mı? Evet 23.40'da. Daha siz orada yoldasınız gidiyorsunuz. Ümitler evde. Biz yoldayken biz babamı hani bize yardıma gelmesi için aradık biz onu. Ama daha o sırada... Didem Hanım her şeyi açıklayayım ben size. Biz yolda kaldık diye hani hava soğuk diye hani eğer yolda kalırsak ben eşimi arattırdım zaten. Önce ama daha yolda aradık, kalmamışsın yolda kalabilirim diye insan arar mı? Didem Hanım hani yolda kalır çünkü benim arabam hani değişik sesler çıkardığı için ondan dolayı hani ben arattım. Şimdi bak demin bu aramadan bahsetmedin. Evet. Duydunuz mu beni dinler misiniz bir kendinize konuşmayın. Demin ben sana kaç kez aradı dedim. Sen 23.55'te ve 24.07'de aradığını söylüyorsun. Sonra ben sana 23.40'da daha 24'de gece yarısında 20 dakika var Fatma aradı dediğimde ha o zaman Fatma aradı diyorsun. Niye hatırlamıyorsun onu? Hayır. Bak yolda giderken ben arattım eşime. Buraya bir tane de derim. O eşim aradı yolda giderken. Tamam mı? Sonra ben Ümit Bey ile Ayşe Hanım eşi benim çocukları aradıktan sonra, ben arabamı çalıştırdıktan sonra ben Gamze'yi aradım. Bak 23.55'te senin bir araman var. Senin dediğin arama. Sen durmuş bir arıyorsun. Sonra 00.19'da durmuş sen bir daha arıyorsun. 1 dakika 55 saniye. Neden? Neden? Nerede o? Ben onu hatırlamıyorum şimdi. Evet. 23 kaçta? 24.19'da. 24.19'da. Hı hı. 1 dakika 55 saniye, 2 dakika görüşüyorsunuz. Onu ben inan ki hatırlamıyorum şimdi. Tamam ben sana bir şey daha hatırlatayım. 00.23'te de Fatma ile görüşmesi var Gamze'nin. 1 dakika 55 saniye. Tamam o biz sırada, eve geldik diye haber ver. Peki o sırada sen başka bir yerde, Fatma bir yerde kendi aranızda bir konferans yapmış olabilir misiniz aynı anda? Hayır, kesinlikle. Gamze sizin aranızda bir konferans kurmuş olabilir mi? Konferans için sevgili kesinlikle izleyiciler. Artık yeni telefonlarla bu mümkün. Birinde ben mesela Turcen'le konuşuyorum. Bir dakika Turcen diyorum. O sırada Halil'in telefonunu çeviriyorum. Üçümüz aynı anda telefonla konuşuyoruz. Bunu yaptınız mı? Ben o kadar teknolojiyi bilmiyorum Didem Hanım. Yani WhatsApp'tan konum atmayı bile bilmiyorum ben.
Ve bugün sabahleyin... Ama bak iki defa, sen sadece iki defa görüştüğünüzü söyledin. Fakat dört defa görüşme var. 23.40'da Fatma arıyor Gamze'yi. 23.55'te eniştesi Durmuş arıyor. 00.19'da, 24.19 diyelim, Durmuş arıyor. 1 dakika 55 saniye. Tesadüfe bakın, 20.00.23'te de Fatma ile görüşme var. 1 dakika 55 saniye. Siz o gece Gamze ile bayağı bir irtibat halindesiniz. Ya ben yolda, bak ben yoldan giderken Gamze'yi aradım. Dönüşte Gamze beni aradı. Benim bir daha görüşmem olmadı. Sen yoldayken aracın bozuldu diye Gamze'yi arayacağını Halil'i arasana. İdem Hanım, onların köyünde, babamların köyünde dışarı çıktığın zaman telefon çekmiyor. Yani hele ama Wi-Fi üzerinden aranıyor. Wi-Fi üzerinden sen Gamze'yi arayabiliyorsan, Wi-Fi üzerinden sen kayınpederini de arayabilirsin. Ama kayınpederini aramak yerine Gamze'yi arıyorsun. Onların telefonları çekmediğini düşündüğümden dolayı ben Gamze'yi aradım. Yani ama Gamze'nin yani, telefonu Wi-Fi üzerinden çekiyor. Gamze de aynı odada anne babasıyla beraber. Aynı telefon. Halil'in telefonunu da çekebilir. Ama onlar dışarı bize yardıma geldiğini düşündüğümden dolayı ben... Hayır, sen ondan önce daha misafirler, ümitler evdeler. Sen aracının bozulma ihtimali olabileceğini düşünüyorsun ya. Daha araç bozulmamış, yolda gidiyorsun. Arabadan bazı sesler geliyor. Sen evi arıyorsun ya canım benim. Evi o sırada aradığında kız evde, Ümit de evde, Halil de evde, Turcan da evde. Herkes evde, yani saat onu söylüyor, gösteriyor bize. Niye Halil'i şimdi aramadı? Bizim ilk bizim arabamız durduğunda zaten bizim telefon çeken yerde değildi. Bahçekuyu yerde, onlar, babamlar da bildiler. Bizim ilk arabamız durduğu yani yerde... Senin telefonu bizim, çekmezse zaten Halil'i de arayamazsın, Gamze'yi de arayamazsın. Ama sen Gamze'yi arıyorsun, Halil'i aramıyorsun. Ben... Siz o gece Gamze'yle ne konuştunuz? Ay buna bunu söyle ya. Araba meselesi değil yani. Başka bir şey konuşmuşsunuz belli. Ne konuştunuz ben Durmuş? Bir şey konuşmadım diye. Ben Didem Hanım, Gamze'yle ben farklı bir şey konuşmadım. Zaten bu telefon kayıtlarında çıkar. Ben sadece yola çıktığımı babası gelin geldiğinde bana haber vermesini söyledim. Yani olay bundan ibaret ya. Bu kadar hani başka bir şey yok yani. Bunun ben telefon kayıtlarında zaten çıkacak. Benim görüşmelerim. Adım Durmuş'sa ben bunlarla eminim yani. Senin kardeşinle kayınvalidenin arasında bir şey olmuş olabilir mi? Ve sen bunu biliyor olabilir misin? Gamze bu sırrı öğrenmiş olabilir mi? Hayır, öyle bir şey olamaz ya. Benim kaynanamla Ramazan arasında öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Asla olmaz diyemiyorsunuz ama. Zannetmiyorum diyorsun. Asla da olmaz. Onu da söyleyeyim. Asla da olmaz. Benim kaynanamla benim Ramazan'ın kardeşim arasında asla öyle bir şey olmaz. Ama senin kardeşin Ramazan sürekli Nazlı'ya hedef gösteriyor. Nazlı'nın geçmişini araştırıyor. Bir insanın geçmişinin hatalı olması onu katil olduğunu göstermez ki. Ama sürekli hedefi kendisini uzaklaştırdı. Şimdi çember Ramazan için daralıyor. Ramazan vallahi cevap hakkını kullanmak isterse ben kendisini dinlemek isterim. Ama sorularımızı biraz magaziner buluyor. Bakalım bu işin sonu magazine doğru mu gidecek, Kores'e doğru mu gidecek? Merak ediyorum. Söyle. Orada Ramazan'ın parmak izi de var evde. Nerede var parmak izi? Var, evde var. Neresinde var? Bilmiyorum. Orası söylemedi adam. Ben aldığım bilgiye göre Nazlı'nın var, benim var, Fatma'nın var, Durmuş'un var. Eylül ayından beri gelmediyse parmak izi nasıl evde çıkıyor o zaman? Demek ki gelmiş. Gelmiş demek ki. O da var dedi benim karşı taraf. O da var dedi. Ramazan mı yapmış? Bilmiyoruz. Herhangi kim yaptıysa o da var bilmiyoruz dedi. Bilmiyoruz. Oo, bombayı patlattın ya. Durmuş, duydun mu Durmuş? Var mı şöyle bir şey değil zamanım? Ramazan'ın ailenin iddiası, anne babanın iddiası Ramazan'ın Gamze'ye zorla sahip olduğu. Bir dakika Didem Hanım. Karşı taraf, annesi sordu karşı tarafa, böyle bir şey olabilir mi dedi. Karşı tarafa o da var dedi. Var dedi. Var dediğinde. Kim onu Ramazan'a mı sormuş? Ben anlamadım. Karşı taraf kim? Kim yaptı? Kim geldiyse, kim girdiyse veya daha önceden o gece mi olmuş olan? Bilmiyoruz. Çocuk böyle bir şey vardı. Bizi açıklamaya kalktı. Çocuk bizi açıklamaya kalkınca çocuğu kaldırdılar ortadan diye düşünüyorum ben. Bu şekilde olunca. Ha, çocuk bunu açıklayacaktı. O yüzden ortadan kaldırdılar. Bu şekilde bu çocuğu kaldırdılar. Duydun mu Durmuş? Ramazan'ın zorla Gamze'ye sahip olduğu iddiasında bulundu kayınvaliden, kayınpederin. O yaptı, o şu yaptı demiyorum. Öyle bir şey var. Birileri yaptı ama kim yaptı? Ama gece arıyorsa 24'te oklar Ramazan'ı gösteriyor. Yani. Söyle Durmuş. Tıp raporlarında çıkacak. Ahmet de olur, Mehmet de olur, bilmiyorum Ayşe de olur, Fatma da olur. Kardeşin bunların nerede? Senin Ramazan çıkacak. Nerede? Ramazan nerede? Ramazan Muğla'da yangın söndürmede. Ben ona ulaştım. Bitti yangın. Yangın söndürmede soğuk çalıştılar. Yangın bitti ya.
Soğutma çalışmaları için şey yapıyorlar herhalde. Soğutma çalışmaları için nöbet tutuyorlar. İyi tamam, biz yayındayız yani, bekleriz. Bütün bu iddialara yani bakalım ne yanıt verecek. Onun olduğu yere de gideriz yani. Ben tek taraflı yayın yapmak istemiyorum. Fatma da güvenmeye devam etsin. Didem Hanım, yani, aynen. Bunun kameraları olduğu yeri bilen bu, biliyor bu. Kamera nerede olup olmadığını bilen kişiler. Kamera nerede olup olmadığını bilen kişiler. Motosikletle gelip gidiyormuş oralara. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yine geldi. Bu kameralan bilen bir kişi bu yerlerde. Şimdi Hakan Yılmaz Kılıç cinayetine geçeceğim. Devam edeceğiz. Soru sormaya devam edeceğiz ama Ramazan da cevap hakkını kullanması lazım. Buradan Ramazan'a sesleneyim. Evet. Bizden telefon bekliyormuş. Hüseyin'e, muhabirimize demiş ki beni arayabilirler mi? Tabii ki ararız. Bütün bu iddialara çok ağır iddialarda bulunuyor. Manevi olun diye sana seslenen Turcan ve Mehmet Halil. Şöyle yapalım. Şimdi Yılmaz Kılıç cinayetinde biliyorsunuz özellikle kardeşler buraya geldikten sonra işin rengi değişti. Önce buraya kim gelmişti? İsmail Bacak gelmişti. Arkasından da Veli ve İsmail Bacak birlikte geldiler. İsmail Bacak'la ilgili hatırlatmayı değil. İsmail Bacak ve Veli'nin birlikte olan VTR'sine girelim mi Hakan? Gir onu. Beraber 5 dakikalık VTR'yi. Onu girelim lütfen. Anladınız mı? Ya 11'den beri ne yedin bu Mercan? Ben yattım. Hayır. Kutum ya, beni sinir etmesin. Silah kutum. Rukiye'nin abisi Veli stüdyoya geldiğinde böyle konuştu. Senin kardeşinin bir sevgilisi var mı yok mu sence? Hayır. Olamaz. Hayır. Olmuşunu açıklamış. Benim alem bilmiyorsa bir kimse bilemez benim dostum. Tamam söyle olmadım. Konuşuyorum. Olmazsın. Söyle beni. Bize. Söyle. Gerçekler konuşmuş. Aldığı kocayı söylemiş. Durasan'dan sonra evlendiğini de söyledi. Gerçekleri söylemedi mi? Söyledi. Söyledi. Onu da söyleyebilir. Neye gizler? Ya kocasıyla, ya sevgilisiyle kocasını öldürdüyse söyler mi? Söyle. Niye söylemeyecek? Söyle. Söyler mi? Söyle. Çünkü yani gerçeği söyler. Rukiye Yılmaz Kılıç'ı öldürdüyse söyler mi bunu? Söyler tabii. Söyle. Yani, söyle. Bir dakika. Rukiye hep doğruyu söyler mi Veli? Söyler. Ben hiç kız kardeşim olarak... Bir dakika. Hiç yalanını duymadın değil mi? Duymadım ben. Yani ne söylerse doğrudur. Doğru konuşuyor Rukiye. Tamam. Ben İndiya'da... O zaman İsmail'in istismarı da doğru. Hayır. Senin kardeşin kendisinden 50 yaş büyük birine sürekli niye kaçıp geldi? Evde mutlu olsa gider miydi? Hayır ablam, bu neden oldu? Sara hastası olarak biz bunu bu kendileri geldi okutmaya beni okuttular. Anladım. Okumaya geldiler. Yılmaz enişte çıktı geldi. Dedi ki ne bana orada hastayık ne? Senin bir de kız kardeşin var hasta dedi. Doğru mu dedi? Ben varmadım, adamı tanımıyorum. Doğru dedim. Tamam anladım. Doğru dedim. Benim Veli adımın Veli olduğunu ne bildi oradan gelirken? Tamam, bazı yetenekleri var, seni bilmiş, evet. Kardeşin hasta olduğunu bilmiş. Sonra sen kardeşini oraya götürmüşsün. Götürmedim. Kendi geldi. Ya da kendisi geldi. Geldi. Sonrasında sürekli Rukiye evden kaçıp oraya gitmiş. Neden? Yaşı kurtardığı için biz ona iradesi elinde olduğu için sahip çıkamadık. Bak o evde mutlu olsaydı Rukiye sizin evde kalırdı. Biz... Niye sizin evinizde? Ben sana tuttuktan sonra evinizde. Ya kardeşim sana hastası olunca bayılıyorsun, başka bir şey oluyor. Olmuyorsun ki sana hastası olunca. İsmail'den mi kaçıyordu, gidiyordu oraya? Hayır. Niye gider? Hayır ablam. Niye gider? Bak, hayır ablam. Bak 10 değil, 20 değil, 30 değil, 40 değil, 50 yaş büyük biri. Hayır ablam. Niye gitti? Sevdiği saygı demek ki onda kurmuş. Sevdi mi sence Yılmaz hocayı? Sevmese alır mıydı? Mecbur kalmış. Cezaevi arkadaşına demiş ki ben o adamla evlenmeye mecbur kaldım. Hasta olduğum için öyle demiş. Hayır abla. Yılmaz hocadan bütün Bacak ailesi, bütün erkekler ne istediniz? Öldürülmeden bir gün önce. Bir gün önce. Cumartesi, pazar günü. Yol tarif etmişizdir. O bölgeyi bilmediği için. Hepiniz teker teker. Hayır. Hepiniz. Yol tarif etmiş olabiliriz. Bana aramıştır, ulaşamamıştır ya abim aramıştır. Veli son katıldığı yayındaysa sözlerini değiştirdi. Benim ta Karaman'dan kız kardeşimi neden kaçırdı gitti o zaman? He? Kim kaçırdı? Yılmaz Kılıç. Hangi kız kardeşini kaçırdı? Kendilerini aramasın. Suçu sağda solda aramasınlar. Yılmaz Kılıç kaçırdı Karaman'ın. Senin bacını istemiş bacı. Hayır. Bacım kim istedi?
Onlar kendi Yılmaz Kılıç'ı vazgeçirmeye çalışmışlar, becerememişler. Sen kendi kardeşini vazgeçirmeye neden çalışmadın? Biz kız kardeşime eli hürriyeti, ben mahkemeye de verdim. Hürriyeti elinde deyince ben serbest bıraktım. Adam içeride belki benim beynim döndü, o an kocam olduğu yere atıldım ama belki 5 dakika sonra çıktı, belki 10 dakika sonra çıktı. Nereden bileyim? O küçücük yerde, o da sizinle orada. Sen kocanı kucaklarsın. Onun da derken kaybolmuş. Zaten çocuk ağlıyor. Hiçbir şey de var. Vallahi soruşturma devam ediyor, babanın soruşturması Mercan. Bacak ailesi de bu soruşturmanın neresinde? Vallahi tam ortasında da olabilir baktığında bu şeye. Çünkü yol tarif ettim diyor ya. Etmiş olabiliriz diyor. Pazar günü öldürülmeden bir gün önce babam. Evet. Ne yolu tarif edecek baban? Zaten biri var yanında Havva'nın ya. Havva'nın bana şöyle bir söylemi oldu. Abla, ben kaç sene sonra vardım o ailenin içine. Ama biri bu işin içindeyse hepsi biliyor bunlardan, emin olun. Ve onlar öyle kolay kolay konuşmazlar onu. Veli demişti. Veli'nin karısı Havva demişti, evet, değil mi? Evet. Hepsi o olayı biliyordur abla. Biri biliyorsa hepsi biliyordur. Bence biri de. O olayın içindeyse hepsi o olayın içindedir. Kesinlikle öyle biliyorlar ve o yüzden Rukiye'yi de saklıyorlar. Acaba aynen. O kendilerine geleceği için mi Rukiye'yi saklıyorlar? Aslında dertleri Rukiye'yi korumak değil, kendilerini mi korumak acaba? Verdik arayı, devam edeceğiz. WhatsApp ihbar hattımız 0549-215-1010. WhatsApp ihbar hattımız 0549-215-1010. Ve sevgili Mercan, biz bu programla gazeteciler olarak elimizdeki bütün belgeleri, bilgileri, gerçekleri, iddiaları ortaya koyacağız. Görevimiz bu zaten. Sonra jandarma, savcılarımız, emniyet, onlar da çalışacaklar. Şu anda soruşturma hala devam ediyor, için rahat olsun. Merak etme, mutlaka gereken yapılacak. Ona emin olabilirsin, adalete ve yargıya ve devlete İnşallah, güven. İnşallah, tek derdim adaletin tecelli etmesi. Tek derdim. Kesinlikle öyle, güvenebilirsin. Öte yandan İzmir'de kayıp İknur'u aramaya da devam ediyoruz. İknur'un görüntüsünü bir kez daha ekranlara getirmek istedim. Şu anda da İzmir'de İknur'un kaybıyla ilgili olarak İzmir Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Şahne, İzmir Asayiş Şube Müdürümüz İsmail Duman çok yoğun olarak çalışıyorlar. İnşallah onunla ilgili gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Dediğim gibi biz gazeteciler olarak çalışıyoruz. İş asıl emniyetin üzerinde. Onlar da gerekeni fazlasıyla yapıyorlar. Yarın tekrar beraberiz. İyi akşamlar. Hoşçakalın.